Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen tek programı Söylemezsem Olmaz başladı. Partnerlerim güzeller güzeli Bircan Bali ve yakışıklılar yakışıklısı yeşillerin içinde. Ay, yeşiller sanki, evet. Ne kadar yakışıklı güzel durmuş gibi geldi. Evet, ben de bir tezgirden. Hatta bu sezon bence en iyi kombini bugün. Teşekkür ediyorum. Çok yakışıklısın. Allah Allah, valla güzel durdu sanki. Evet, ben de bayıldım. Teşekkürler. Sana. Günaydın, çok güzel, günaydın, çok yakışıklısın. Günaydın, günaydın. Hepiniz çok güzelsiniz. Bir selamımız var, şunu iletelim. Dünden beri bizi bekliyor, gönlünü kırmayalım. Çünkü minicik bir hayranımız diyor çok ki... Çok şekerliğimi ben gördüm, harika bir kız. Çok tatlı, Nil. Nil Karaer ve A2 Lila Anaokulu'na kocaman sevgiler. Ve onun nezdinde bütün anaokulları, bütün çocuklarımıza. Nil'cim, bizi çok seviyor musun? Evet. Duydum. O yüzden sana bu ayılı tokamı... Yayından sonra göndereceğim. Aa, ne kadar güzel. Belki saklarsın. Seni buradan öpüyorum. Çok, çok güzel. Neyciğim, ben de seni öpüyorum. Bizi çok seviyor musun? Biz de seni çok seviyoruz. Babacığın buraya getirsin. Bir gün burada görelim. Evet. Aynen. Bir gün kanala, evet, bekliyoruz Nil vallahi. Ve bütün dediğin gibi anaokullarını da, aynen, bu nezdinde selamlar olsun. İletişim, aynen, adreslerini de verelim efendim. WhatsApp ihbar numaramız 0552-770-06-23. Söylemezsem Olmaz Official, Bircan Bali, Arto Dalga, Seren Serengi. Hazır mı magazin turu? Buyurun, hemen hız kesmeden. Buyurun. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Söylemezsem Olmaz sizler için haber turunu derledi. Koca bir kar küresinin yanında karşımıza Hayal Köseoğlu çıkıyor. Röportaja ho ho diye girişim. diye. Hayal Köseoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlara açıklık getirdi. Yani bence insanların içinde bulunduğu dünyada bir şeyleri değiştirmek istemesi çok normal. Özellikle kadın olarak ve bu sektörde kadın olarak yaşadığımız, yani sadece bu sektörde değil her sektörde aslında. Elimden geldiğince ben kendimi özgür hissetmenin yollarını arıyorum. Peki bir menajerin oyuncu bir arkadaşına estetik yaptır dediği iddiası doğru mu? Yani böyle bir mesela bir anda kız bu arada dünya güzeli bir kız, yani yeni sektöre girmiş gencecik bir kız. Sen şimdi aşkım bir şektomi yaptırıyorsun, şuraya botoks yaptırıyorsun, şuraya dolgu yani ne oluyor ya, hani oyunculuk bu mu gerçekten? Değil yani, hepimiz özgün bir şekilde güzeliz. Ya bunu kabul etmemiz gerekiyor bence. Tuğba Ünsal'ın güzellik yarışmaları kapatılsın açıklamalarına manken Tülin Şahin'den cevap geldi. Ya şeylere girmeyelim ya, polemik yaratacak şeylere girmeyelim. Yok, sizin nedir hani görüşünüz? Tatlı tatlı girelim yani. Tatlı tatlı konuşalım. Alparslan Büyükselçuklu'da Fahriye Evcen'in yerine gelen genç oyuncu Kayra Zapçı'ya rastlıyoruz. Barış Arduç'la birlikte oynamak nasıl bir his? Çok şahane. Onu çok çok seviyorum. O da onu çok iyi biliyor. Bana çok yardımcı oldu. Setteki herkes gibi yani. Hey Gidi Karadeniz Senfoni Orkestrası konserinde 7'den 70'e sevilen merhum şarkıcı Kazım Koyuncu unutulmadı. Kardeşi Niyazi Koyuncu gecede sahne aldı. Gözlerim yaşlar doldu, ağlamaya duymadım, yaşlar sel oldu ya. Röportajda espriler havada uçuştu. Karadeniz şarkılarına duyacak diyelim. Efendim, Karadeniz misin şimdi? Senfoni. Şevval Sam, Koy Verdin Gittin Beni şarkısını seslendirdi. Koy verdin gittin beni, koy verdin gittin beni. Allah'ım da Sam, Kazım Koyuncu için bakın neler söylüyor. En son 2003 senesinde Kazım'la birlikte Hey Gidi Karadeniz demiştik. Aradan neredeyse 20 yıla yakın bir zaman geçti. Behzat Ç'nin yeni sezon kutlamasında başarılı oyuncu Erda Beşikçioğlu, eşi Elvin Beşikçioğlu ve kızı Derin Beşikçioğlu ile görüntülendi. Yani güzel bir iş yaptık. Eşimiz kızımız. Evet, görüş bakalım aşkım. Daha diğer taraf. Evet, bir daha yapmayacağım demiştiniz ama tekrardan devam ettiniz. Bir daha yapmayacağım dedim ama güzel bir senaryoya kim hayır diyebilir ki? Vesatçı'nın bu sezonda çok güzel bir senaryosu geldi. Evet, hayır demek akşamlar mümkün değil. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Peki, sağ olun, kolay gelsin. Ederiz, çok sağ olun. Eşini aldattığı iddia edilmişti. Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle öpüşürken yakalanmıştı. Vesatçı'da oynayan bir diğer isim Güven Kıraç'ın muhabirimizin sorduğu boşanma sorusundan ilginç kaçışı. Vesatçı'ya geliyor. Bomba gibi geliyor. İnanılmaz, inanılmaz. Yüklü miktarda bir tazminat ödediniz. İnanılmaz. Alan Hakko ve Mahmut Kırmızıgül'ün eski sevgilisi Tara Devrice aynı mekandan çıkarken görüntülendi. Yeni bir aşk mı doğuyor? Tara Hanım, iyi akşamlar. İçeride Alan Hakko Bey ile çok samimiydiniz. Neler söylemek istersiniz? Yeni bir aşk mı acaba?
Alan Bey'le de çok samimiydiniz içeride. Neler söylemek istersiniz? Alan Akko yine sessiz. Hadi bay, have a good one. Öykü Serten'in sunacağı Kısmetse Olur yarışma programı ikinci tanıtımıyla ilgi topladı. Bu yıl kimler konuşulacak? Berna Laçin'in Bana Yeniden Şarkılar Söyleten Kadın Kim? Meryem Ana mı? Paylaşımı sosyal medya üzerinde tepki çekti. Herkes Berna Laçin'in bu davranışını yersiz buldu. Eda Ece, sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer'le bir paylaşım yaptı, paylaşımda öpüştüler. Ardından paylaşımı hızlı bir şekilde kaldırdı, kafalar karıştı. Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Down sendromlu gençlerin çalıştığı bir kafeye ziyarette bulunmuştu. Söylemezsem olmaz olarak bu haberi ekranlara getirmiştik. Ünlü şarkıcı haberimizi sosyal medya hesabından paylaştı. Zatkosu hiç böyle görmediniz. Teknolojinin imkanlarından faydalandı. Yapay zekalı yapılmış hallerini sevenlerinin beğenisine sundu. Burcu Kıratlı'nın özel uçağı mı var? Sinan Akçıl'la iki kez evlilik deneyen ancak başaramayan Kıratlı, üzerinde B harfi bulunan bir özel jetle paylaşımlar yaptı. Mustafa Mert Koç'un burnu kırıldı. Neden kırıldı? Hakkında estetik haberleri çıkmıştı ancak Mustafa Mert Koç konuya açıklık getirdi. Tarık Emirtekin'in oynadığı bir dövüş sahnesinde yumruk dengesiz bir şekilde burnuna gelmiş oyuncunun. Dövüş sahnesinde yumruk geldi burnuma, dört yerinden kırıldı. Kaza yaşadık, set kazası olabilir. Gökçe Kırgız polemiği konuşulmaya devam ediyor. Gerçek Gökçe Kırgız ve sahte Gökçe Kırgız'ın polemiği geçtiğimiz yıl söylemezsem olmaz da çok konuşulmuştu. Ben bugün burada son açıklamamı, son konuşmamı yapıyorum. Avukatım dilerse şu an bağlanabilir, hazırda bekliyor Bilal. Yavuz hırsız ev sahibini bu sefer bastıramadı. Gökçe Kırgız yoluna eşinin soy ismi Taner'i alarak Gökçe Kırgız Taner olarak devam edecek. Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenmişti. Başörtülü bir kadına cahil ve yobaz gibi kelimeler kullandığı için mahkemelik olmuştu. Melis Buse Betkayan'ın hakaret davasında karar çıktı. Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı. Hava Öster'in son paylaşımı çok konuşuldu. Öster yoksa gelin mi oluyor sorusu aldığı başına gitti. Ancak Aleyna Tilki'nin annesi Öster'in yeni bir şarkı çıkartmaya hazırlandığı öğrenildi. Arda Turan'ın paylaşımlarıyla adından söz ettiren eşi Aslıhan Doğan Turan'dan skandal bir paylaşım. Turan'ın doğum günü masasını sergilediği paylaşımı tepki çekti. Turan bu sofraya yaklaşık 150 bin TL ödemiş. Bazı takipçileri ünlü ismin bu paylaşımını hoş karşılamadı. Berdan Taytini Real Mardin'e mi transfer oldu? Ünlü türkücü Mardin'i yaptığı paylaşımla futbol konusundaki hünerlerini sergileyip büyük futbol kulüplerine göz kırptı. Hop! Gelmedi. Bak. Olmuyor işte. Güzel. Ayça Ayşin Turan verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Şimdilerde Murat Boz'da aşk yaşadığı söylenen Ayça Ayşin Turan şu sözleri kullandı. Dışarıdan soğuk bir yapım var. Duygularımı içime gizlediğimde mesafeli görünen kadın ben değilim. Takipçisi Gülben Ergen'i fena bozdu. Detoneler Kraliçesi Ergen'e bir sosyal medya kullanıcısı son günlerde çok konuşulan hayvan barınağı polemiği konusunda barınak inşa et dediğimde ölü taklidi yaptın sözlerini kullandı. Ergen de bu takipçisine anaokulu inşa ediyorum, siz ne inşa ediyorsunuz diyerek karşısındakinin ekonomik durumunu düşünmeden bir cevap verdi. Merve Boluğur Survivor'a mı katılacak? Oyuncu mu olacak, fenomen mi olacak? Mert Aydın'la boşandıktan sonra kendisine yeni bir sayfa açmak isteyen Boluğur, bir takipçisinin sorduğu soru üzerine sosyal medyada daha aktif olacağının sinyallerini verdi.
Tuba Büyük üstünden samimi açıklamalar. Kara para aşkla birlikte oynadı Engin Akgürek'le adı aşk dedikodularına karışmıştı. Tuba Büyük üstün yaptığı bir açıklamada insanlar benim ardımdan inandığı gibi yaşadı desinler sözlerini kullandı. Merak etmeyin Tuba Hanım deriz. Recep İvedik filmleri artık kabak tadı vermeye başlayan Şahan Gökbakar katıldı. Az önce konuştuğum programında gelen tepkilere isyan etti. Gelin siz çekin o zaman diyerek agresif tavırlar sergiledi. Simge'nin tıslayan kombini. Ünlü şarkıcı Simge İzmir'de aldığı sahnede sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatırken yılan detaylı kostümü ise dikkat çekti. Şimdilerde Kemal Yıldız'la evlenmek için gün sayan Afrodit Banu Alkan'ın asıl ismi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Alkan'ın gerçek isminin Hırvatça yaban gülü anlamına gelen Remka Rebroyna olduğunu biliyor muydunuz? Dinan Çiçek Deniz'den takipçi çıkışı. Takipçi sayısı kaygılı, hiçbir işte olmak istemiyorum. Kalbimi attıran, beni mutlu edecek projelerde yer alırım sadece. Bakalım Deniz bundan sonraki projelerinde milyonlarca takipçisi olan oyuncularla bir araya gelecek mi? Danla Biliç paylaştı, hayranları Kubilay Akkaya seslendi. Fenomen Danla Biliç'in yatak paylaşımlarının ardından herkes eski sevgilisi Kubilay Akkaya, Kubilay dön bir bak kaybettiğine dedi. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılmış ve açıklamalarıyla güldürmüştü. Geç kalmışım, beni çağırıyor. Abi ilişkiniz nasıl gidiyor, onu da sorsaydık. Çok teşekkür, ne güzel sorular soruyorsunuz. Ben bir fotoğraf alayım. Yeni başladım. Yok be, hayırlı olsun. Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya'nın giydiği kıyafetin fiyatı ortaya çıktı. Tam 42.450 Türk lirası. İbrahim Çelikkol son paylaşımlarıyla bizleri örnek baba profiline doyuruyor. Oğlu Ali ile eğlenceli paylaşımlar yapan Çelikkol neredeyse tüm vaktini oğluna harcıyor. Yardım et Ali. Özgü Ulusoy babası emekli albay Haydar Ulusoy'un cenazesinde gözyaşlarına boğuldu. Çağla Şikel, Özgü Ulusoy'u bu zor günde yalnız bırakmadı. Biz de Özgü Ulusoy ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyoruz. Evet, Burcu Kıratlı ile başlayalım. Burcu Kıratlı'nın özel uçak paylaşımı. Vay. B harfi, Burcu'nun B'si ismi yok artık. Burcu level atladı. Vallahi çok iyi oldu ya. İyi geldi Burcu'ya bu. Yani kimle gidiyorsa ayrılık. gitsin havası. Çünkü ben bu kıza gerçekten çok üzüldüğünü düşünüyorum. Sinan'la olan evliliğinde çok yıprandığını düşünüyorum. Ben artık sizin kendinize üzülmeniz gerektiğine inanıyorum. Bu kiralanmış bir uçak. Özel uçakla gidiyor artık. Bana bak. Özel uçakla. Yani şöyle özel uçakla şimdi kendine ait bir uçak değil o. Herhangi birileri ya Kıbrıs'a gidiyordur ya onlarla beraber o da uçağa binip gitmiştir yani. Uçağı, hani özel uçağı hepimiz yıllardan beri sen de biliyoruz. Sizce... Yani kendine ait olduğu zaman... O Burcu'nun da ismi sanıyorsun. Hayır yok canım. Espri yapıyorum tabii de. Hayır biz de birilerine bazen üzülüyoruz. Abartıyoruz. Artık kız mesela trilyarder oluyor. Sonra aslında bir... bizim onunla ilgili üzüntümüzün maddi olmadığını söyleyelim. Canım, biz manevi olarak onun çok yıprandığını... Aynen. Sinan'ın da ona kötü geldiğini düşünüyoruz. Hep onun arkasında. Burcu'nun arkasında. Evet. Valla Burcu şu uçağı kendi de alsa biz çok seviniriz ya. Niye biliyor yani, musun? Evet. Bu kız... hak ediyor ya. Bu kız hiç konuşmadı. Valla bu kız konuşsa bence... Ay en son zaten kızın evine geldi ya o şeydeki neydi? O Survivor'daki kız. Abicim ablacım deyip daha sonra şimdi kocasınla eski kocasıyla beraber rezilliğe bakar mısınız? Yine kız hiçbir şey sadece bana şaşırdım abicim diyordu dedi. Abicim dedi. Bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben o mesajları da gördüm. Ben mesaj gören. Abi diyor. Abi diyor. Şey, abi diye hitap ediyor. Doğru öyle bir mesajı ben de gördüm. Hadi abiyi de geçtik. Sen, kızın evine giriyor kız. Bir şeyler olmak istiyorum. Bana yardımcı olun diyor. Annesiyle gidiyorlar.
yani kız onların önüne sofra kuruyor. En hayatımda bak her şey olabilir. Ama bu böyle hani bir münasebetin, bir arkadaşlığın, bir tanışıklığın olan, gidip de insanların karısına, kocasına baktıkları zaman benim kalbim sıkılıyor. Bana göre bak ahlaki değerleri olan insanlar bunu siz de mutlaka ekranların başında beni dinlediğiniz zaman aynı şeyi düşünüyorsunuzdur. Düşünsenize kocanıza evinize gelmiş, önüne bir kahve koymuşsunuz, çay koymuşsunuz. Çok da arkadaş olmanız da önemli değil. Evinize gelmiş, önüne bir servis yapmışsınız ya, bir hizmet yapmışsınız. Sizin kocanızla olan mabedinize, evinize gelmiş. Ondan sonra kadın git senin kocanla beraber ol. Şimdi ne yaparsın? Yani anormal bir şey. Ben gerçekten gün şöyle geçtikçe... Şöyle kafamda düşündüm biliyor musun? Hangisi daha aşağılık diye. Adam yani, mı, kadın mı diye. Kusura bakma. İkisi de mi? Hayır, ikisi de öyle düşün. Kafamdan neler yani geçti yani. Yani o sistem olarak yanlış. Sistem evet olarak yani. Bunlar üzerinden biz tabii hep genelleşiyoruz, genel konuşuyoruz ama yani bu gerçekten sistem olarak kabul edilmeyecek ahlaki değerlere tamamen ters bir şey. Ya benim hizmet ettiğim birinin benim eşimle münasebetin olması yıllar geçse bile, ki onlar çok daha taze. Tabii can sıkıcı. Hadi o kadın geldi, onu yaptı. Ya aynı hastalığa baş koyduğum adam bunu nasıl yaptı? Demek ki o zamandan itibaren gözüne koydu. Ama ya, işte işin garibi o dönemde kadına daha çok kızıyorsun. O doğru. Çünkü kadın tanımasan bile kadın istemezse çünkü hiçbir şey yapamaz ya erkek. Herhalde. Sen evet girmişsin ya, her şeyin bir hatırı var ya. Erkek mi yok? Yani hep birinizin tanıdıkların kocasına, sevgilisine bakıyorsunuz. Hiç 80 milyon nüfuslu ülkede yani hiç mi başka erkek yok ya? Bunlar herhalde aramaktan mı çekiniyorlar? Anlamıyorum. Bilmiyorum. Herhalde armut pişi ağzıma düştü. Yani bence bu psikoloji bu ağır bir psikolojik rahatsızlık yani bence. Arkadaşının kocası şöyle. Bence o onun yaşadığı ilişkiyi mi kıskanıyor? Birebir o kadının yerinde olmak istemesiyle bence alakalı bir şey. Hayır. Kadınların bazılarında hani biliyoruz hep konuşuyoruz. Kadınların bazılarında herkes tarafından beğenilmek var. Yani karısının karşımdaki arkadaşımın kocası da beni beğensin. Herkes beni beğensin. Yani böyle bir hastalık var bazılarında, işte devamlı kocasının arkadaşıyla, arkadaşının sevgilisiyle. Yani normal bir çocuk, ahlaksızlık bence, kusura bakmayın. Yani ben bunlara ahlaksız diyorum ve tam lügat karşılığı bu. Ama psikolojik olarak mutlaka tedavi. Hadi bir kere denk geldi. Yaptım böyle. Abi bunu ya hayat şekline dönüştürenler var. Yani bir başkasınınki, onunki benimki olsun. Onunki benimki olsun. Beğenilme, herkes tarafından beğenilme psikolojisi alma. Bu bir şey, bu başka bir şeyin eksikliği de tabii, doğru orantılı. Bu normal bir şey değil. Şimdi Gülben Ergen'e bir takipçisi. Üstüne geldi. Yani. Gülben Ergen'e bir takipçisi, barına kaçsana diyor, boş yapma diyor. O da diyor ki ben anaokul açtım, sen ne inşa ediyorsun diyor. O anaokulunu kendi parasından mı açmış? Yok canım, devlet destekli yani, bir proje bu. Nerede şimdi öyle? Bu tabii hayvan sevgisi çok başka bir şey. Hayatı boyunca hayvan beslemeyen, böyle göstermelik dışarıdan 3 tane hayvan alıp da onların da akıbeti ne oldu belli değil. Nasıl bakılıyor onlar da belli değil. Şimdi hayvan sevmek başka bir şey. Yani ben dün de canlı yayın yaptım. Hayvan mesela gidiyorsun. Bir kere barınak yok zaten Türkiye'de. Barınak olması da yasak. Bir daha söylüyorum. Geçici rehabilite merkezlerindeki köpeklerin orada zaten bakılması mümkün değil. Yani şöyle onlar bunu anlayamıyorlar. Çünkü öyle bir hayvan sevgileri yok. Bunu görev olarak yapıyorlar. Şimdi kalkıp da sana niye siz böyle bir barınak yapmıyorsunuz diye, ben anaokulu yapıyorum. Yani o insan, o çocuk burada hayvan. Yani şöyle mi olması gerekiyor? Hayır, ben çocuklara bakıyorum ama hayvanlara acımıyorum. Anlamında bir şey bu anladığım kadarıyla. Bir de sen kendin yaptırırsan bir şeyi, kendi cebinden verdiğin parayla, o zaman tamamdır. Ama hani sen kendi cebinden verdiğin bir parayla bir şey yaptırmış değilsin. Şimdi kitabın ortasından konuşmak gerekirse, evet bu arada Gülben'in kendi parasıyla yapılmış bir şey değil mi? Bu takipçilerin bu işgüzarlığını da sevmiyorum ama. Yani hani otur direktif, yani sen onu yap, bunu yap. Sanki bize de yapıyorlar. Sen kendin ne yaptın? Yapmış yani olsa bile sana ne yani, mesela günün sonunda. Hani Gülben de oradan tabii güzel şey almış, hani ben anaokulu yaptırıyorum. Bu arada o proje ne oldu? Gülben'in elinden aldılar o projeyi. Sonra tekrar. En son şeydi. İzmir'de o proje, tabii devlet şeyli proje ya bu. Yani devlet destekli bir proje olduğu için en son İzmir'de evli sevgilisi gelince şeye... Orada bir aldılar onu. Yani sonra gitti, yalvardı, yakardı, bilmiyorum aldım ama bir göremiyorum ben hiçbir şey. Ben de artık göremiyorum ama yani tabii proje tekrar gelmiş olabilir ona. Sen şimdi devletten destek alıyorsun.
çocuklar için. O çocuklar için ki projenin en önünde evli bir adamla yasak aşk yaşıyorsun. O adam da projenin İzmir'deki projesinde adam da en önde oturuyor. Bunlar orada çıkınca... bağış şekli, bağış usulü mü okul açılıyor? Yani ya iş muhtemelen adam... iş adamları, zengin... Devlet destekleri de var galiba ama bir takım teşvikler iş bu adamları tarafından. Dernekler tabii yani ki bağlı ya. Yani bunlardan da yararlanıyorsun. Aslında vakıf kurmanın tabii çok büyük avantajları da var. Yani tabii mi? Hani kötü bir şey değil, güzel bir şey. Yok, çocuklara yararlı bir şey olsun da. Ben... Hani... Bu şekilde takipçilerin böyle yol gösterenini de iş ama güzel buluyorum. Ama tabii bulunuyor. hayvanlar için çoğu ünlü sessiz kaldı. Evet. Ve bütün toplumdan da çok büyük gerçekten tepki aldılar. Hepsinin de evinde köpek var. Demek ki onların hayvan sevgisi evlerindeki köpeklerle sınırlı kaldı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size gerçekten. Türkiye'de çok büyük bir... çığlık geliyor alttan bu hayvanlarla alakalı. Siz biliyor musunuz dün pitbull'unu dolaştıran bir çocuğa şu hayvan hiçbir yere saldırmıyor. Çünkü bütün pitbull'lar saldıracak diye de bir şey yok. Hep böyle yaptılar ya bir. Ondan sonra kavga ediyorlar. Polis karşısındakine ateş açıyor. Ondan sonra birisi ölüyor. Çocuk mu ölüyor? Şaka mı yapıyorsun? Ne diyorsun yani bu ya? Hayvan severlere sıçradı bu iş. Aa bu ne ya? Bu pitbull'lara bu sefer pitbull'u alıyorlar yine barınağa gönderiyorlar. Yani uzun lafın kısası. Ay o pitbull da barınakta sıkıntı. Ben size söyleyeyim artık hayvan sahiplerine de şiddete başlandı. Bu işin sonu gerçekten o kadar kötü ki bir an önce inşallah bu yasa çıkar. İnşallah. Çünkü bu canlılara biz de canlıyız. Bir başka canlıya bu kadar çok ya, bizlere sıçrıyor iş. Yani öbür gün çekecek birisi vuracak bizi yani olabilecek bir şey mi bu? Bunun önleminin alınması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Peki Berdan Mardini'ye geçelim. Berdan Mardini değişik futbol hareketleriyle gönlümüzü fethetmeye çalışıyor. Sen sevgilini böyle kıyafetle ya, görsen. Ya sana bir şey söylemeye vallahi. Söyle, ben şimdi söyledim ya ben şey yaparım. Ben hoşlanmam dedim yani. Belki Berdan da deri elbiseden hoşlanmıyordur yani. Zevk meselesi. Ben bu tarz... Şimdi yumuşatarak girme yani. Ya Berdan'ı dedim. Seviyorum. Herhalde canım Berdan'ı hepimiz seviyoruz. Ama mesela tight beni çok... Ama kötü görünmüyor ki. Bak vücudu yok, güzel bu arada Berdan'ın insanın... vücudu zayıf ve fit, güzel. Ama ben yani bütün model olsa bile... Ortada mı diyorsun? Bak model olsa bile ki bir dönem bir modelle evliydim ben. Model olsa bile ben tight evde şey yapamam yani. Sevemem yani konuşamadım. Bu arada hareketleri de verelim bir yandan. Değişik hareketler. Yani şey güzel değil yani. O tight'ın şu önüne doğru bir tünik giy, bir şey yap. Tünik. Kısmetse olur. Şöyle uzat yani. Yani dedi. Her yerin açıkta. Ha, uzun bir tişört giy mesela ne değil mi? Ne istiyorsun? Tabii fizikman erkeğinki sizden daha ayrı olduğu için fizik olarak belki daha kötü mü görünüyor diyorsunuz? Çünkü kadında böyle sana, bir olay ben yok. Nuket, mesela Nuket Duru'nun mesela kadınlara söylediği o tight polemiğinde biraz da erkeklerin hani şu giyim kuşamına dikkat et. Ben erkeklerin oturuşuna ama çıkıp da bak, oturuşta da bak. Kendi evinin bahçesinde bu. Ama şu an 4 milyon kişi takip. Tamam o ayrı ama o bizim başarımız. Biz çekiyoruz veriyoruz yani. Biz çekmiyoruz zaten koymuş. Neyse bırak öyle demiş. Yani futbolcular da giyiniyor. Evine girip biz çekmeyiz başarı. Futbolcular da böyle giyiniyor. Şimdi futbolcular da mesela üstüne şort giyiyorlar. O mesela hoşuma gidiyor. Azıcık görünüyor mesela taytı. Güzel oluyor. Şimdi... Bazı erkekler de toplu taşımalarda ya da herhangi bir yerde böyle bacaklarını aça aça otura saygısızca. Aa. Mesela onu da sevmiyorum. Hem tayt giyip hem bacaklarını da saçıyorlar. rahat. Tayt giyip açmıyorlar ya. Bizi gece 12'ye alın. Bak hayır. Çok rahat edersiniz. Bak hayır bir şey söyleyeceğim. Bilal Bey. Gösteremiyorum ki şimdi Arto'da göstersem. Arto'yu ömrümde öyle görmedim. Ben yarın tight'la gelirim. Hayır yani tight orada. Değil ya. Havalimanında uçağa bineceğim. Böyle oturmuş. Bak böyle oturmuş. Şu bacağının dış kısmına şöyle vurdum. Kapatarak geçtim. Ben ne yapıyorsun ya? Olur. Kadın geçiyor bir de. Bir kendine gel ya. Bir sürü kadınlar geçiyor. Olmaz. Kadınların oturuşlarına laf şey, söylüyorum. O zaman sen hastalıktasın. Sen de öyle bakma. Bakmıyorum. Hani geçemedim. Diyorsunuz ya erkeklere. Artocuğum geçemedim. Bakma. Ben de geçemedim. Böyle açacak ne var mesela? O kadar kapattım ki yani ters bir şey söylese kavga etmeye çok hazırdım yani.
Bu arada Berdan'ı tabii tenzih ediyorum. Ya onun Berdan o kadar çok kötü durmamış bence. Evet çünkü niye? Proporsiyonu güzel. Proporsiyonu güzel. Yani. Ya ben yine de tight mesela. Biz bu Berdan'ı bir de seviyoruz ya. Evet herhalde. Kıyamıyoruz. Bir şey aynen, diyemiyoruz. Aynen şunu başka birisi yaptı. Bir de bu da çok büyük badireler atlattı ya. Bunun da karısı biliyorsunuz gitti. Çocuklarını otel odalarında bırakıp adamlarla buluştu. Peruk taktı, birkaç kişiyle gitti, görüştü falan. Çocukları... Ay o da ne çetrefil. Tabii. Peruk takma Instagram hesabından başka kişilerin isimlerini takarak takma isimlerle adamlarla... Ya Berdan tabii çok şey çekti. Bizde kredisi var. Adam çok çekti. Ne yapsın? Futbola versin kendini. Başka çaresi yok bu işin. Tayt da girse başımızın üstüne çünkü çok çekti. Bence yani. Berdan büyük bir projeye hazırlanıyor. Ama birazdan Berdan Mardin'in o kadar çok da üzüleceğimiz halde olmadığını, yeni bir yakalanması var. Aşkı yakalandı. Birazdan vereceğiz. Bir projeye hazırlanıyor ya, bence şu an. Ben bu sene... Yani en çok dinlediğim şarkı Berdan'ın şarkısı Ayaz Geceler. Çok yani güzel inanılmaz yaptın. Hepiniz dinleyin. Bayılıyorum. Muhteşem. Bence çok başarılı bir şarkı. Şimdi bir yalanlama geldi. Bir internet sitesinin, bir internet sayfasının, bir magazin sayfasının çıkardığı haberi Işık Hızı'yla Kaan Yıldırım çok bana sürpriz yalanladı. Oldu biliyor musunuz? Buyurun. Bir süredir aşk yaşayan oyuncular Kaan Yıldırım'la Pınar Deniz'in ayrıldığı iddia edildi. Haberdeki iddiaya göre ilişkiyi Pınar'ın banyo pozu, Kaan'ın maçoluğu bitirdi. İddia gündeme bomba gibi düşerken Kaan iddialara Yıldırım hızıyla cevap verdi. Sürpriz birliktelikleriyle şaşırtan, mutluluklarıyla parmak ısırtan çifte nazar mı değdi? Böyle çok birbirini seven... Yazı hızlı geçiren ve adı çapkına çıkan Kaan Yıldırım ve adı partneri Kaan Urgancıoğlu ile anılan Pınar Deniz aşkı sonbaharda buldu. Kaan Yıldırım, Pınar Deniz'le sürpriz bir birlikteliğe yelken açtı. Aşklarını el ele geldikleri konserde ilan etti. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. Evet ama... Özel hayatlarındaki belirsizliği birbirleriyle aşan ikili hızlı adımlarla ilişkilerini inşa etti. Gözler onların üzerindeyken sosyal medya üzerinden paylaştıkları romantik pozları sık sık gündeme geldi. Gözde çift hakkında dün sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Pınar Deniz'in geçtiğimiz günlerde verdiği banyo pozu Kaan'ı kıskançlık krizine soktu. Sevgilisinin tavırlarını maço bulan Pınar Deniz ayrılık kararı aldı. Yalan haber ortaya çıktı. Kaan Yıldırım'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan sevilen oyuncu adeta isyan etti. Artık susmayacağım diyen oyuncu sevgilisi Pınar Deniz'le bir fotoğrafını koyduğu paylaşımında şunları yazdı. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yükledim üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim. Zamana güvendim. Zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi. Nasıl? Ne tahmin ettin sen? Söyle bakalım. Evet tahmin ettin Dilek. Sağlığımız olsun. Evet, hayat çok güzel sen olsun. Sen de onu tahmin ettin. İddialara bir açıklama yapma gereği bile duymayan Pınar Deniz ise sevgilisinin paylaşımını beğenerek seni çok seviyorum dedi. Mesela şimdi böyle bir haber çıktı. Sabah bir kalkıyorsun, birlikte belki de uyuyorsun. Bir kalktın ayrılık haberi. Tabii ister istemez. Tabii adam da haklı. İster bir de hele karşı tarafı seviyorsan, aşıksan. Yani şimdi çok tedirgin olursun. Tabii, yani bu ilişkiyi tabii itibarsızlaştırmak evet. Oluyor. Şimdi biz de mesela bu konuyu konuştuk. Ama bunu... bir sayfa var. Bunlar aynı zamanda televizyon programında yapıyorlar. Biliyorsunuz hiç tutmuyor ve seyredilmiyorlar. Bunlar devamlı seyredilmek için böyle ilişkilerle alakalı insanların beraberliklerine yok ayrıldılar, yok bunlar yapıp ilgi çekmeye çalışıyorlar. Tabii bunu da bu sefer diğer sayfalarda alınıyor. Gazeteler de alıyor. Çok tehlikeli bir şey ve doğru değil. Kaan'a hak veriyorum. Benim başka bir persona yaratıldı diyor. Yani benim başka bir maske
yapıyorsunuz bana diyor aslında. Başka kimlik veriyorsunuz bana diyor. Yani beni maskelediniz ve ben diyor mesela 3 yıldır hadiseyle alakalı bir sürü haber çıkmış olmasına rağmen bir gün bile cevap vermedi. Gerçekten vermedi. Ama bu kızı çok sevdiğini anladım ben. Çünkü bu kızla alakalı dayanamadı. Yani çok normalde, çabuk cevap verdi ve de. Ve ayrılığa da ayrılık haberine bile tahammül edin. Evet. Onun hakkında ne haberler çıktı? Hiçbirisi de çocuk sessiz kaldı. Evet. Açıklamayı biraz verelim. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir dayanağı ve ama şimdi yaklaşık 3 yıldır deyince hadiseydi işin içine i̇şte o da, katan tabii, bir tabii. Toplu bir açıklama yapıyor. Tabii. Yani hadisede toplu açıklamaya kurban gitti. Dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu diyor. Aslında Kaan ve hadise olayı hiç Kaan'la alakalı negatif hiçbir şey söylenmedi ki. Sıfır. Acaba o iyi söylediklerimiz mi ona yabancılaştı? Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Ha, Hande Erçel de var. Yaşamadım Hande Erçel de var. Hadi bu da kız değil ki yani Allah aşkına. Ay bu kadar da alınacağı bir şey yok yani. Kadın değil ki. Belki burada tabii bu yine subliminal bir mesaj vermiş. Dolayısıyla tam açıklamadığı için yine biz yorum yaparak cevap veriyoruz. Bir insan acaba olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım. Hepimiz ve herkesin gözünde asla bana ait olmayan bir kişiliği oluşturuyor. Ulan biz ne dedik? İyi okumuşsun dedik. Zengin bir aile dedik. İyi bir aile zaten dedik. Zaten bence bizleri kastetmiyor. Bu haberi yapanı evet, kastediyor. Belki onlar sistem zaten hayat boyu biliyorsun. Yalan haber yaptıkları için gazetelerden. Bir de o haberi yapanlar yanlı ya. Tabii. Ondan. Tabii ondan. O ayrılık aşamasında kesin Kaan'a kesin şeyler söylemişlerdir. Biz bu Kaan'ın haberini şöyle karşı taraftan biraz dinleyelim. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaşmanıza izin vermeyeceğim. Güzel. Bak bu çok güzel. Sevdiğimiz hareketler bunlar. Biz bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen bizi rahat bırakın diyor. Bak helal olsun. Niye biliyorsun? O saçma sapan konuşmayı yapmasına rağmen Pınar'ın arkasında. Ama onun arkasına yazdı. Pınar'ın yazdığı seni şey. Seni çok seviyorum yazdı. O da arkasına seni çok seviyorum yazmış. Hmm. Çok güzel. Güzel. Çok şık bir cevap. Çocuğu, ben bu çocuğu zaten seviyorum. Bu çocuğun görüşüleri falan. Çocuk kaliteli bir çocuk. O yüzden de Bu çocuk konuşsaydı neler olurdu acaba? Bir de bunu konuştuğunu düşün. Çocuk doğru söylüyor. 3 yıldır konuşmuyor. Aşkım zaten sana bir şey söyleyeyim. Kimsenin bir şey konuşmasına gerek yok artık. Her şey ortada. Herkesin her şeyi ortaya çıktı. O kadar. Yani artık bizim birilerinin daha bunu dikte edeceği ihtiyacımız yok. Yani çıkan her şey ortaya çıktı. Tabii bu çocuğun zamanında çıktı. Ama çıktı. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı. Peki ayrılık açıklamasını yalanladılar. Ayrılık haberlerini. Pınar sadece seni çok seviyorum yazdı ama sayfasından bir şey paylaşmadı. Ben mesela erkek arkadaş olsam beklerim bir paylaşım. Ne sen diye? Yani bir tek erkeğin açıklaması. Ama yapmayın bu kızı şimdi. Bu kız da bir aktris yani. Çocuk da bir aktör. Ne? Hayır tamam ama yani bu kadar cıvıklığa da gerek yok ya. Ben beklerim diyorum ya. Yani ben Pınar mesela ondan ayrıldı deyince şimdi erkekler de hayır ben ayrıldım şeyi vardır ya veyahut da hani onlar bitirmeli ya her türlü şeyi. Çünkü şimdi Kaan ayrıldı olarak. Hayır Kaan o ayrıldı olarak demiyor burada. Pınar ondan ayrıldı. Hayır haberi. Çıplak fotoğraftan dolayı Kaan kızla evet. Ayrıldı diyorlar. Ha, bir tanesinde de şey vardı ama. Pınar onun maçoluğundan sıkıldığı için işte ondan ayrıldı. Ha, doğru, ha, tamam evet, maçoluğundan. Yani. Pınar ayrıldı olunca tabii erkek çıkıp da hayır bir ayrılık yok dersin yani. Ama demek ki bu kıza daha çok bir değer verdi. Kısa zaman olmuş olmasına rağmen. Bence, bu kız bence çok kısa zaman değil. Bence bu kız daha konuşmak istemiyor. Haklı. Çünkü bu son konuştuğu şey değil mi? Konuştuğundan sonra kız da bir şey yazmak istememiştir kendi sayfasında. Evet, yani ben çok da kısa bir süredir birlikte olduklarını düşünmüyorum. Ben hemen bitmiş ilişkinin arkasından bu ilişkinin başladığını düşünüyorum. Zaten o ilişkide zaten bu çocuğu hiç haksız olarak göremiyorum çünkü öbür tarafta eski sevgiliyle mesajlaşıyormuş bununla beraberken mesela o süreçteyken yani. Dolayısıyla bu çocuğa da kızamıyoruz. O yüzden çok çetrefilli ve şey ama bu çocuk kaliteli bir çocuk. İnşallah bu kızla iyi olsun var. İnşallah olsun. İlişkinin erkeğin sahip çıktığı ilişki lokomotifi daha başka. Yani kadının itmesiyle ilişki belki zor gidebilir ama erkek sahip çıkarsa dış etmenlere, aileye ya da herhangi bir şeye çok daha güzel direnebilir. Ama kadında şöyle bir durum var. Kadının emekleriyle, kadının şeyiyle huzursuzluk bırakmıyor peşini insanın. Yani evet, erkek kapatacak. Erkek, mesela örnek Kıvanç Tatlıtuğ.
izole. Öyle bir şey yapıyor ki, duvar koyuyor ki, tabii. Muhafaza ediyor ki dokunamıyorsun bile. Ama en baştan beri. En baştan beri yapıyor. Ailesi bunu. İzin vermedi, evet. Karısının evlenmesine. Yani onay vermedi, şimdi, gitti evlendi yani. Şimdi aynı Kaan'ı başka ilişkilerde de gördüğümüz için söylüyorum. Kaan refleks olarak hadiseyle alakalı herhangi bir şeye cevap vermemiş Kaan. Umursamamış Kaan, ki zaten kendine göre haklı sebepleri varmış çocukcağızın. Şimdi panter gibi bize bunu yapmanıza izin vermeyeceğim diyor. Şimdi oradan kalk buraya otur. Geçmiş ilişkiyi düşün. Geçmiş ilişkindeki Kaan'ın sana bunu yapmadığını düşün. Kahrolmaz mısın? Hayır, bir de ama doğru tartmış demek ki. Tartı ama işte doğru. Herkes hak ettiğine, evet. Yani ne hak ettiyse onu yaşatmışlar. Şimdi biz bilmiyoruz tabii dışarıdan. Hep ben Kaan'a hep şey yapıyordum. Ya niye çıkmıyor yani, elini tutmuyor? Ne bu devamlı işte bu kadar. Evet, evet, kızıyorduk değil mi? Yani hakikaten neden bu ne ya. Demek ya işte falan filan. Gerçi çocuk da kendine göre haklı. Ama şimdi sonradan işte bu olaylar ortaya çıkınca ben onun neden çıkmadığını şimdi anlıyorum. Ama biz o zaman nereden böyle bir şey hiçbirimizin aklına gelebilir miydi? Yani böyle bir şey bunların olacağı. Nereden bilelim? Bu çok büyük bir skandal. Çok büyük bir şey. Çünkü biz ilişkiyi normal olarak gördüğümüz için normal isteklerimiz bazen vardı. Bazen bakmayın, ailelerimizin de bize söyleyip o an için ailelerimize kızdığımız şeylerden sonradan ne kadar haklı çıktıklarını görüyoruz. Kaan'ın da ailesi biliyorsunuz çok uzun zaman istemedi. Çok uzun zaman değil, istemedi. Ve dolayısıyla bugün demek ki haklılarmış. Diyoruz. Peki. Hepimiz yeni öğrendiğimiz için. Aynen. Bazı şeyleri. Size de ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu güzel haberi bize verdiğiniz için, birlikte olduğunuzu söylediğiniz için. Şimdi Sinan Akçıl'a geçiyoruz. Sinan Akçıl oyuncu Zeynep Koç Amir programına katılıyor ve orada yine gündemi biraz şaşırtacak, top çevirecek enteresan açıklamalar yapıyor. Bakalım neler söylemiş. Aşk oyunlarının bilindik ismi Sinan Akçıl yine sansasyon yarattı, yeniden gündeme gelmeyi başardı. BKM oyuncusu Zeynep Koçan programına katılan ve Survivor ünlüsü Alina Kalaycıoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Sinan Akçıl gündeme gelmeyi başardı. Ünlü popçu aşk iddiaları hakkında ne dedi? Hangi açıklamasıyla magazin gündemini sarsacak? Yaptığı evlilik imasıyla kime gönderme yaptı? Burcu Kıratlı'ya mı? Alina Kalaycıoğlu'na mı? Çok konuşulacak açıklamaları. İşte detayları. Meslektaşlarıyla yaşadığı ilişkilerle adını duyuran ve müzik kariyerindeki başarısını buna borçlu olan Sinan Akçıl, Survivor ünlüsü Alina Kalaycıoğlu ile yaşadığı iddia edilen ilişki iddialarıyla gündem kotasını doldururken, eski eş Burcu Kıratlı'nın Aleyna Sinan'a abi diyordu açıklaması çok konuşulmuştu. Popçu yeni çıkacak albümlerin PR'ını da şimdiden yapmak istemiş olacak ki BKM oyuncusu Zeynep Koçan dijital platformda sunduğu programında neler söyledi neler. Akçıl ilk olarak kendisine sorulan yalan haberler sorusunda bizi geçmişe götürdü. Benim hakkımda Azeri kızıyla ilişkisi var dediler. Biraz geçmişe gidersek magazin basınındaki iddiada Azeri psikolog ne Sinan Akçıl'la aşk yaşadıktan sonra iddialara göre hamile kalmıştı. O dönem Burcu Kıratlı ile evli olan Akçıl iddiaların ardından sosyal medyadan açıklama yaparak iddiaları reddetmişti. Alelacele üstü örtülen bu olay soru işaretlerini hala koruyor. Hayatının en büyük itiraflarından birine imza atan popçu şok etti. Ortalık buz kesti. Akçıl 4 kere imam nikahı kıydım açıklamasıyla gündemi karıştıracak. Vukuat listesi kadar aşk listesi de kabarık olan Sinan Akçıl'ın yaşadığı ilişkilerde bu açıklamasıyla gözlerde film şeridi oluşturdu. Ebru Şallı mı, Hadise mi, Hande Yener mi, Burcu Kıratlı mı, yoksa yine aşkı Aleyna Kalaycıoğlu mu? Bundan sonra yapacağım ilk iş resmi nikah. Bu cümlelerle acaba kime göz kırpıyor? Alina Kalaycıoğlu'na mı? Burcu Kıratlı'ya mı? Olay açıklamaların yankıları devam ederken röportaj sever Sinan yine başka açıklamalarla karşımıza çıkıyor. Bakanlık kapsamında yapılan 81 ili buluşmasıyla sevenleriyle buluşan Akçıl açıklanan dinlenme rakamları hakkında konuştu. Seni dinleye dinleye ömrümüzü tükettik diyenler haksız değilmiş. Buradan onlara teşekkür ediyorum. 141 yılınca bir yılım boyunca beni dinlemek. 75 milyon saat hesaplayamadım ne ediyor. Güzel, her sene bu karne gibi alıyoruz bunu. Konuşma sırasında hızını alamayan Akçıl yeni bir polemik yaratmak istediğini de ağzından kaçırdı. Abi büyük takımlar bile sen denedin.
gündüz taraftar az gelir diye maç yapmıyorlar. Yani ya Allah bismillah deyip çıktık. Gündüz tabii biraz tehlikeli ama çok şükür biraz risklidir. Herkes de bu riski alamaz yani. Şarkıcıları buradan gündüz konserlerine davet ediyorum diyerek yeni bir poli. Oldry Meydan kardeşim. Gece doldurmak daha kolay. Popçu meslektaşlarına gece konserinde izleyici bulmak daha kolay. Gündüz sahne alın dedi. Bakalım Akçıl bu çıkışıyla yeni gündem yaratma çabasına ulaşacak mı? Şarkıcıları buradan gündüz konserlerine davet ediyorum diyerek yeni bir poli. Oldry Meydan kardeşim. Ben de aslında açıkçası gececiyim yani. Hani ışık şovu falan daha iyi oluyor ama gerekirse gündüzde yapıyoruz yani. Dört kere imam nikahı yaptım diyor. Dini nikah diyelim biz. Dört kere yapmış. Dört kere yaptı. Kaç kere evlendi? İki kere de evlendi. Kız da çok şaşırdı buna. O ne demek? Niye şaşırdı bu kadar? Yani hani Sinan'ın böyle bir şey yaptığına niye çok şaşırdı? Hakikaten Zeynep niye şaşırdın? Hayatımda hiçbir şey görmemiş. En azından o nikah yapmış Zeynep'ciğim. Kızı şaşırdı. Ay Zeynep'le ilgili de şimdi konuşmak hiç istemiyorum. Zeynep kim şimdi mesela? Şimdi önüme de düştü. Sen şaşırma. Sen de yani neyse. Bir şey bak, bu Zeynep oyuncu mu? Oyuncu artık oynamıyor bir yerde de. BKM'de bu Oğuzhan Koç'un ilk sevgilisi. Hoy. Ya Zeynep ya. Falan. Bu Zeynep çapkın da bir kız ama. Bu Zeynep'lere böyle oluyor galiba. Yok canım Zeynep'lerine bir söyledi. Ama tabii yani. Peki bir şey diyeceğim. Kimle yapmıştır? Burcu'yla yapmıştır diyelim bir. Bir tane arabeskçiyle yaptı. Onu biliyorum. Hadiseyle yapmış. Bence yani. Hadiseyle değil Ebru Şallı'yla yapmıştır. Ha, evet olabilir. İzel. İzel. Evet onunla da yapmıştır. İzel'le de olmuş olabilir. Dört. Biz İzeriz. Böyle yaptık durumu. Bizim için dörtlü bu sizce kim? İzleyiciye soralım. Bu dörtlü kim olabilir? Evet. Yazın Artola oraya. Şey, Bilal Bey hatırlar. Bu bir Ayşe diye bir kızla da aynı evde kalıyordu. Şarkıcıydı o kız da. Ev arkadaşım. Onunla da yapmış. Ha herhalde böyle bir yöntemi var. Soyadı yoktu. Ayşe'ydi sadece. Ayşe aşkına mi? Falan hiç asla itibar etmediğim bir çocuk Sinan. İnanmadım. O yüzden mi acaba imam nikahı yapıyor hani? Yok resmi de yap. Resmi kimle evlendi? Bir İki tek kere şey Burcu'yla başka yok. Ha bir tek Burcu'yla mı evlendi? İki kere evet. Ha hiç evlenmedi ha? Başka? Yok. Var mı? Benim bildiğim yok. Bence yani öyle devam. Yani evlenmesin bence. Yok evleneceğim diyor. Şimdi yapacağım ilk iş resmi nikah diyor. Yapacakmış bir tane daha. Kızla evlenmiş. Söyleyemezmiş onu. Çok önemli. Sinan'ın kimle evlenince çok önemli. Yani. Sinan iyi şarkı var. Dua Lipa ile mi diyor? Gündüz konserine çağırıyor insanları. Gece konser yapmak çok kolay. Gündüz konser yapmak. Gündüz arkadaş çaylarda çıkıyor. Ya neden ya? Sinan'ı sevmiyor musunuz? Ben çok seviyorum. Çok seviyoruz. Sinan'ı çok seviyoruz. Niye öyle dedin? Ama bir şey söyleyeceğim. Burası da sevdiğimizi... şimdi Sinan'ın hatalarını söylemek gündüz konser yapmak zorundayız. Daha zor. Doğru söylüyor. Herkes işinde gücünde. Ama çok iyi bir bestekar ve çok iyi bir sözcüsü. Birine benziyor mu? Kime? Arto. Havuç. Kime? Havuç. Havuça benzetti Seren. Havuç vardı ya. Benziyorsun Safif. Havuç daha havuç yakışıklı. Havuç daha zayıf. Havucun birazcık... Besili havuç o. Yer elmasına dönüş. Hormon. Üstten ince alta doğru kalın olan havuç. Yer elması bu. Şaka şaka. Yok yakışıklı. Ay deyip deyip hepimizi şaka şaka dememiz. Ay ben Sinan'ı seviyorum. Ya. Yo, ben de seviyorum. Ben de. Çok dost iyi bir çocuktur evet. Ya. İyi bak bir de selamlar da yolluyor. Borçlarını alır geri verir. Yani her şeyi. Ya şu şey kızın parasını ver ya şarkı sözünü almışsın parayı geri vermemişsin. Neydi? Aylin Coşkun. Aylin Coşkun çok tatlı bir kadın. Coşturma Aylin'i. Aylin Coşkun'dan para alıp şarkı vermeyen bestekarlar ve söz yazarlar lütfen kızın parasını verin takipçisiyiz. Haberiniz olsun. Yani şöyle Sinan iyi bir söz yazarı benim için. İyi bir bestekar. Onun dışında bir de şöyle bir şey var. Biliyorsunuz yıllık rapor ve karneler geldi. Birçok sanatçı paylaşım yaptı. Sinan da diyor ki hani beni dinleyerek ömürlerini tüketmeleri doğruymuş diyor. 180 milyon mu dinlenmiş bir yılda Sinan? Ben hangi şarkısı... Bu ülkede bu kadar zevksiz var mı?
Yani. Arto'dan şok açıklamalı. Bu kadar zevksiz yoktur herhalde. Ve Sinan'ın son zamanlarda yaptığı şarkılar da tutmadı. Yok. Birilerine verdi sağa sola, hiç 5-80 yattılar yani, hiç kimse değil. Yani bir şey oldu bence, nerede biliyor musun? Bu popülerlik sevdası. Evet, onun o, onu bitiren o. Eskiden piyanonun başında her zaman söylüyorum ve böyle piyanosunu çalar. Yani piyano çalabilmek çok önemli bir şeydir. Yani güzel yetiştirilmiş bir çocuk, iyi okullarda okumuş bir çocuk. Bak, bu iyi bir ailenin de çocuğu aslında Sinan. Bakmayın sonradan böyle yani ne oldum, böyle reklam delisi oldu ama aslında iyi de yetiştirilmiş bir çocuk. Bu bir gerçek ama sonrasında belki bir başkalarının hayatlarına özenmek mi, işte popçu ben de olacağım mı? Hayır, sen besteni yapacaksın. Sözün insanlar gelecek sana şarkı alacaklar. İstediğine şarkı vereceksin, istediğine vermeyeceksin. Biraz cool olacaksın. Devamlı bir kadınla gündeme gelmek çok kötü. Bir erkeğin bir şeyinin olmadığını gösteriyor. Yani ben size bir şey diyeyim mi? Kadınlar kendini Justin Bieber yapmaya çalışıp Nuri Alço olan bir sanatçı yani. Yani. Fiziksel evet. Olarak mı diyorsun? Yani her anlamda. Hmm. Nuri Alço'ya yalnız Nuri Alço çok başarılı bir adam. Hayır yani. Ha tip olarak. İmajın Nuri Alço'nun kötü film imajını diyorsun sen. Aynen. Ha, bu arada Nuri Alço tabii çok büyük bir oyuncu. Herhalde. Yani keşke değil mi? Yanlış arkadaşlıklar yaptı. Yanlış insanların hegemonyası altına girdi. Onlar da bittiler. Bunlar da bitti. Hepsi birbirlerini götürdüler böyle domino taşı gibi. Çok kötü oldu. Ama inşallah bundan sonrası için iyi olsun onun için. Belki ders alır. Yani. Bundan sonrası için resmi nikah var. Ders alır diyorum, hala karısının oturduğu eve giren kızla beraber. Ya bu Sinan'ın yani, alamıyor güzel demek yani. Ne burcu Allah bilmiyorum. Aşkına, bence onun ayrı onun ayrı bir burcu var bence. İkizler yani, galiba ya. Hiç bu burcu çok tanımlayamıyor ya. Çok ikizler vibe yani. Alıyorum Sinan'dan benim bu vibe'ların. Şimdi bu vibe'ların. Peki. Bir kere hayatındaki hiçbir kadına sadık kalmadı. Ondan ona gitti, ondan ona gitti, ondan ona gitti. Boğa mı? Boğa çok çapkın olmuş. Beteri gitti, beteri geldi. Neyse. Peki. Bu kadar güzel söz yeter. Hislerimi seviyoruz. Bugünkü hislerimiz bu kadardı. Belki ileride değişir. Beyle sana it depends on you. Peki. Şimdi birazdan tabii reklama gideceğiz. Reklam dönüşü. Tabii enteresan konular devam edecek. Ya asıl Fatih, tabii sensasyonlar, Fatih skandallar Fatih Yüreğin biliyorsunuz var. Ki bir katıldığı programda bir katıldı derken işte şey o. Katarsis gibi bir şey mi? Ne? Şey diyeyim ya, geçen 150 kilo kadınlar var dedi ya. Buket Aydın. Buket Aydın bu biz sefer de Buket Aydın'ın programın reklamını yapıyoruz bayağı. Fatih Yürek güzel bir konuşma yapmış. Daha doğrusu magazini besleyecek bir konuşma yapmış. Bakalım Demet ne söyleyecek. Reklamlardan sonra bunu göreceğiz. Çünkü ortalık bence karışacak gibi. Asıl bir de Ender Saraç. Bizden dolayı seyredilmeye başlayacak. Ender Saraç skandalı var. Ender Saraç hocamızın. Karısını evde bırakıp başkasıyla. Ben o işi hiç çözemedim. İzleyiciye göstereceğiz. Karısı onu. Karısı çözmüş. Ama çok büyük bir şey bu. Büyük bir acayip skandal. Büyük bir işte inanılmaz haberler var yani. Bunları konuşacağız bu ekran başına ayrılın. Bu tam bizim konu çünkü. Of, aynen. Evet. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edelim. Fatih Yürek katıldığı programda Demet Akalın'a 3 yıldır süre gelen bu kavganın sonunda yine bir şey söyledi. Bakalım polemiğe cevap gelir mi? Daha doğrusu buradan bir polemik çıkar mı? Ne söylemiş Fatih Yürek? Buyurun. Fatih Yürek katıldığı programda gündemi belirleyecek açıklamalar yaptı. Demet Akalın'la neden küs olduğunu, aralarında neler yaşandığını ve neye kırıldığını detaylarıyla anlattı. Demet Akalın Fatih Yürek'in açıklamalarına ne cevap verdi? Polemik yeniden malevleniyor. Fatih Yürek'in Demet Akalın tight polemiği ve daha nice olay açıklaması karşınıza gelecek. İşte detaylar. Ünlü şarkıcı Fatih Yürek geçtiğimiz günlerde bir programa katıldı ve yaptığı açıklamalarla gündem yarattı. Eski dostu, şimdilerde arasının bozuk olduğu ünlü şarkıcı Demet Akalın için açtı ağzını, yumdu gözünü. Ancak o açıklamalara geçmeden önce gelin birlikte gündem hakkında neler söylemiş bir bakalım. Nükhet Duru'ya destek çıktı. Sahnelerde Gülşen'in başlattığı cüretkar kıyafetlerle sahneye çıkma akımına Fatih Yürek dur dedi. Yanlış, muhafazakar olduğunu açıkladı. İddialı açıklamalarıyla rakiplerine gözdağı verdi. Konu
geliyor Demet Akalın'a. Akalın'la aralarından su sızmıyordu bir dönem. Ancak ünlü ikilinin arasına kara kedi girdi. Kavgaları hiç bitmedi. İlk kez bu kadar net konuştu. Benim için sıfırlandı. Yanındakilere dikkat etsin. Sözlerini sahnelerde rakibim yok diyerek bitiren Fatih Yüreğ'e Demet Akalın'dan beklenen cevap geldi. Ünlü şarkıcı bir takipçisinin Fatih Yüreğ'i destekleyen açıklamasına şu cevabı verdi. Yok, genelde çocuğuma beddua eden insanlara selam bile vermiyorum. Her programda ben, utanmıyorlar da. Benim ağzım yok sanki konuşmaya. Neyse, Allah'a havale ettim. Beddua dönsün kendi başına. Akalın bir başka açıklamasında ise şunları söyledi. Yok canım, ego değil. Adam ben sustukça her programda beni anlatıyor ama niye olduğunu söylemiyor. Ego bu değil. Üstelik ha kötüyüm, tamam konuşma artık beni. Ben bana tapanlarla mutluyum. Bu polemik ne zaman sonlanacak? Evet, 3 yılı aşmış bir küslük. Biliyorsun Hira'ya bir beddua ettiğini düşünüyor. Evet Fatih. Ama sonuçta bir emoji var. Ay, o emoji kime? İşte emojiyi de işte Hira ile ilgili attığını söylüyor Demet. Demet'e de bunu başkaları söylüyor. Fatih de böyle bir şey söz konusu bile olmayacağını söylüyor ama yani bence de bir çocuğa beddua etmiyor. Evet yani pek bunu niye okuyanlar? Bence konu buradan da başlamadı bence. Bence konu... Tabii onunla başlamıyor. Başka şeyler var bunun başında. Artık yani. O da son noktasıydı. Tabii tabii, o affedilmeyecek vaziyete orada geldi. Çok yakın arkadaş olduklarını biliyorum sadece. Evet, ama. Eski çok da severlerdi birbirlerini. Yani her daim de beraberlerdi. Ben üzülüyorum açıkçası. Ben mesela Fatih'i de çok severim. Fakat Fatih artık son... Ne zaman o Fatih'le alakalı bir röportaj görsem... Tamamen hep Demet Akalın'la alakalı... söylemleri yer çok alıyor. Çok sorulduğu için mi yoksa? Ama cevap vermeyebilir. Vermeyebilir. Çünkü bir de bir dostluk, bir arkadaşlık, 30 yıllık bir şimdi hepimiz geçmiş. Hayat bu. Kızarız, küseriz, herkesin eşref saati oluyor falan filan. Kızdığın şeyler oluyor. Yani telafi edilmeyecek şeyler yapmadığın sürece annemizle de kavga ediyoruz, babamızla, kardeşimizle, arkadaşımızla, sevgimizle. Burada anlaşmazlıklar ve küslükler olabilir. Ama önemli olan o küslük esnasında ne yaptığın çok önemli. Yani ben artık Fatih'in Demet'le alakalı konuşmasını doğru bulmuyorum. Hı. Çünkü zaten bütün bunları anlattı. Belki de niye konuşuyor biliyor musun? Belki bir, hani bir barışma olabilir. Belki bir hani bir tabii çok nahoş konuşmuyor çünkü Allah'tan. Ama nahoş bir şeylikleri, bir arkadaşlıkları yok. Evet, tapılacak ki, kadın yani sanıyorsun işte kendini ama tapılacak kadın değilsin diyor. Demet Akalın'ın verdiği cevap da ben bana tapanlarla çok mutluyum diyor. ve şöyle devam ediyor. Valla ben Demet'ten bu aralar çok keyif alıyorum. Biliyorsun genelde, ben de on and off arada konuşmayız, arada bilmem ne. Ama çok keyif alıyorum. Vallahi ben son birkaç çok... yemeği hep birlikte evet, gittik, çok eğlendik, ya, Demet, çok güzel geçti. Demet... Şöyle, o anda ne, nasıl istiyorsa hani o anki şey ona davranır. Ama Demet dost bir kızdır. Gerçekten eli açık, yardımsever, herkese bir şeyler yapmak isteyen bir kızdır. Fatih'le de olan arkadaşlığını hep gözlemlediğim zaman çok seviyordu Fatih'i. Çünkü devamlı ne zaman Demet'e gitsem hep Fatih oradaydı. Aslında Fatih de özünde iyi bir insandı. Bu tabii. Arada bir dedikoducular, bir anormallikler i̇şte bence yaptılar. Yani. Şimdi evet, ben de Demet'in, Demet bence eserekli. Yani sinirlenirse bir görüşmek istemez. Evet, evet. Siniri geçince tekrar barışabilir. Ben bu tavrını doğal buluyorum ama şöyle bir şey var. Buna siniri geçmedi. Evet, buna... Bunda başka bir şey ama var. Ama şöyle, şimdi arada bir ortak arkadaşlarınız varsa ve ortak arkadaşlarınız evet, gidip de bir tarafa... Ya senin için bunları söyle. Şimdi bak, ben şeye çok alınırım. Zaman zaman Arto ile burada tabii kırılıyoruz falan ya. Şimdi ben seninle Arto'yu konuştuğum zaman... Ya Bircan ne gerek var? Bugün de böyle olsun, yarın da böyle olsun demem. Aynen. Arto'yu çekiştirmem olmuyor. Sen, benim oradaki rolüm önemli. Ha, ben gidip şimdi, seni kışkırtırsam... Ama sen gidersen dersen ki Arto, ya biliyor musun senin için bunları söyledi. Bunu abartarak ve başka bir tarafa çekerek o zaman tabii çünkü insan arkadaşlarına da daha çok gönül koyuyor böyle olunca. Aynen. Tabii bir de tam gaza gelecek miyiz? Hani zurnanın yani, son deliğinde bir problem olmuyor da yakınken kötü yani, oluyor. Ama ben zaten yakınıma bunu anlatırım. Zurnanın aynen, son deliğine de anlatmam. Aynen, şimdi öyle. Bunların aralarındaki bu arkadaşlar işte çok yakınlardı. Niyet önemli. Ha, işte. Dolayısıyla her şeyde gidip istemişler. Anlatılmaz. Aynen. Çünkü orada zaten dertleşiyorsun. Çekiştirmek başka bir şey. Demet'in de bazı dertleşmek arkadaşları tabii ki bozulsun istiyor. Kendilerini öncelikli tabii istiyorlar. Öyle, %100 bence öyle. Belki Demet'in arkadaşları ama bu da anormal bir şey. Ne yani, ayıp ya. Bana göre de ayıp.
Bence Fatih, ben onların barışacaklarını düşünüyorum. Neden öyle ama hissediyorum bilmiyorum. Ama Fatih'in de bazen tabii cehalet de bazen de kapısını çalıyor. O ne? Da yanlış yapmıyor değil, yapıyor. Tabii, o da nasıl, yapıyor. Nasıl? Tabii hepimizin yaptığı gibi. Yaparız insanız yani. Yapıyor, o kadar. Ama yani Hira'ya çocuğuna bir şey yapması tabii, falan o, bu cehalet onu, değil. Ama yapmadım onu da diyor. Onu kesinlikle da kabul etmiyor. Bak başından beri kabul etmiyor. Bakın yine söylüyorum. Küslükler, bozuşmalar her şeye kabul yok. Kız zaten iyi bir şeyler söylüyoruz. Kötü bir şey der miyiz sana? Diyor ki. Kim? Ya diyor ki anlatsana diyor. Biz geçen yemeğe çıktık ya Demet'le. He. Hep birlikte. Benim elimden zorla telefonu alıp hani biz bir takipleşme şey yaptık falan filan. Demet böyle de bir Seren'le, kız. Seren'le hemen dedi bak ölümü öp. Hemen takibi alıyorsun dedi. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz dedi siz. Siz bu kadar eski arkadaşsınız dedi. Onu diyor ki. Ama biz yılda 30 kere artık takipten açıp söylüyoruz. Biz çünkü hem partneriz hem aynı televizyon hem dışarıda birlikteyiz. Zaman zaman söylüyorsunuz çok berabersiniz. Ama keyif aldığımız için beraberiz. Evet çok birlikte olunca da insan... Bir şekilde hayır, hiç biz birlikte olduğumuz için böyle bir şey yaşamıyoruz. Biz yayında bazen ben çok uzun konuşuyorum. Buna kızıyor. O sırada kızıyor. Sonra iki gün sonra barışıyoruz. Bizim öyle şeylerimiz. Bakın ama bu arada küslükler arasında birbirine ya işte bunu dersin ya bunu yapıyor ne gerek vardı şöyle dersin. Bunu dertleşirim Bircan'la, Bilal'le, Demet'le. Ama hakikaten de Demet dün evvelsi gün bana da söyledi. Aman dedim ki diyor Arto hemen arayacaksın. Ben. Çünkü arkadaş tabii, yapıcıdır. Tabii dedi dedi. Aynen. Arkadaş aradaki orada öyle olması işte, lazım. Orada işte gaza getirme. Evet. Orada çok önemli bir rolü var arkadaşın. Burada, şimdi yalnız burada bilmiyorum. Burada da diyor ki Fatih için ben asla barışmam. Her TV programında beni konuşuyor. İşte konuşuluyor. Doğru değil. Yeter evet. Diyor. Bize kalp göndermiş. İşte ben de bunu istemem. Mesela şöyle Fatih bunu artık bir kere konuştu. Hadi iki kere de sordular konuştu. Şimdi son 3 senedir devamlı hiç Demet'in ağzından Fatih duymuyoruz. Evet. Yani Demet'e sorulmuyor. Böyle bir şey. Bence Fatih cevap verdiği için. Bence özleyen Fatih olabilir ya da dediğim gibi ama araya burada bir... Burada hatırlarsanız bence... Fatih Yüreğe konu kaldığımızda da yine çok sıcak bakıyordu. Araya da bilir, konuşa da bilir gibi şey şeyler söylemişti. Bak ben evet, arkadaşlıkta şuradan yanayım. Çok özlemişsem ve o bana kötü bir şey yapmamışsa sadece küsmüşsem... ben mesela Fatih'in yerinde olsam eğer içselliğim böyleyse ya ben özledim Demet'i derim yani. Hani çünkü kızıyoruz ve geçiyor. Ya mesela ben şu de. Konuşmanın arasına onu finalde ben koyabilirdi. De tabii. Ama koyabilirdi. Orada şey diyor iyi bir insandır diyor. Eli açıktır yani onun gönlü çok iyidir diyor ama diyor onun çevresine dikkat etmesi lazım. Evet, egoları var diyor. Egosu o herkesin egosu var. Kusura bakmayın da kadın ama de, şey 15 yıldır popstar yani. Bir de şöyle bir şey var. Olabilir hayır, sadece egosu. Bu da değil. Bir insanla arkadaşlık ediyorsan onu tanıyorsun ya. Ya onu öyle kabul edeceksin. Evet kabul ya. Edeceksin. Evet, evet. Yani değiştirmeye çalışmıyoruz. Çünkü Demet öyleyse yani bugün onunla arkadaşlık etmek istiyor. Yani ama kırıldığı şeyler var. Nakledilen şeyler yenir yutulur şeyler değil Demet'e. Ben burada şimdi söylemek istemiyorum. Evet. Hayır. Çok ağır şeyler var. Ama o zaman var. İletişimsizlik var Seren. Çünkü başından beri yapmadım yani, diyor. Ona da çok iletişim kopukluğu var aralarında. Ben olsam yüzleşmekten her zaman yanayım. Ben ama de. Belki vakti zamanı vardır ama o vakti zaman gelene kadar da en azından biraz Fatih'in bu Demet konusunu artık kapatması gerektiğini düşünüyorum yani. Eski 30 yıllık arkadaşım diyor ya 30 yılın hatırına artık daha fazla negatif bir şey ben niyete bakıyorum biliyor musun? Mesela şimdi evet siz biraz önce söylediniz biz çok uzun süre birlikte vakit geçiren yani ailelerimizden çok birbirimizi gördüğümüz bir ilişkimiz evet. Var şimdi. Ben niyete bakıyorum. Ben biliyorum ki mesela Seren ya da Arto ya da ben gerçekten seviyorlar mı beni sevmiyorlar mı? Ben o söylediklerini kaldırabilirim. Yani aynen. Kötü niyet olmadığını anlayabilirim. Bir de insanız yani aynı cümleyi farklı şekilde 100 kere söyleyebiliriz. 100 farklı cümlesi var kesinlikle. Bunu söylemenin. Şimdi Arto buna yayında istediğini söyleyebiliyor. Ben onu söyleyebiliyorum. Seren de öyle. Biliyorum ki niyetimiz. Biliyorum evet. Ki ben düştüğümde onlara bir tabii, şey olduğunda herhalde. Koşulacak bir durum. Şimdi onlar arasında kendi aralarında iyi niyeti göremedilerse. Ya bunu, evet, bunu Fatih yapar ya Demet dedilse. Bunu göremedi. Yani o demek sıkıntı. Ki... Ben demem ki mesela Arto bunu yapmaz ya demeliyim ben, anladın mı Arto? Demet bunu göremedi demek ki gördüğü demek ki gördüğü de bir başka şey var bir şey. Herhalde. Gerçek arkadaşlıklarda küslük şöyle olabilir. Küslük elini eteğini çekersin, hı. Konuşmazsın. En yakın arkadaşınla da bu konuyu dertleşebilirsin. Ama bunun dışında küsken hal ve tavırları benim için çok önemli. Benim için kötülük yapıyorsa o. Devam ediyorsa o zaman hala. Ben onunla bir daha güvenip arkadaşlık soğuyorum o zaman istemiyorum. Ama burada o küslüğü nasıl? Şimdi bu küslüğü idare edemeyen taraf Fatih o şu anda. Şey de yani
Çıkıp konuşma artık. Madem 3 yıl olmuş, madem senin için sıfır ve hiçbir değeri yok ama şu anda. Ama Fatih kötülük yapıyor diyemeyiz ya. Hani konuşuyor ama kötülük de yapmıyor şimdi. Ben de diyorum ki 30 yıllık bir arkadaşlık yarın öbür gün bir barışma olacaksa artık defaten devamlı aynı konuları anlatması Fatih'i de antipatik yapıyor. Gerek yok. Bunları dinledik, biliyoruz. Ama her çıktığı programda Demet'i dinliyoruz artık. O yüzden diyorum barışma ben de. Barışma olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olmasa ama da onun da hatırına iyi yapıp gönder. Madem herkes birbirine görüşmek istemeyebilir, maneviyatını da kaybedebilir. Bundan sonraki süreçte en azından devamlı herkes ona tapsın istiyor, bilmem ne istiyor falan. Gerek yok değil mi? Yani onlara da gerek yok bence. Evet. Selameti boyuna, mutluluklar dilerim bundan sonraki hayatına dersin. Biter gider yani. Ben bir kız arkadaşıma durup dururken ne kavga ederim ne bir şey yaparım. Birdenbire zınk diye kestim. Hoşuma gitmeyen bir iki tane tavrını. Onu bile söylemedim ona. Yavaş yavaş görüşürüz. Şuralar biraz canım sıkkın dedim. Ararım ben seni dedim. Yani en fazla yaptım. Aramadı mu biliyorsun. Aramam. Yani aramam o benim hoşuma gitmediği için yani, anladın mı? Hal ve tavırları bana uymadığı için. Ama arkasından kuzuyor ama o kötülüğüne bir şey yok böyle. Gerek bir şey yok yani. En fazla bizim kendinden bile dersin. Biz de sorduğumuzda kötü bir şey söylemedi. Yok, tabii ki. Biz de sorduğumuzda kötü bir şey söylemedin kızla ilgili. Yok hiç işte demem. Bitti çünkü bende. Yani şey olarak hoşuma gitmeyen tavır bana uymadı ve arkadaşlık etmek istemiyorum. Ama öyledir siz de bilmem yapar mıyım ben bir şey yapmadım. Bitti. Konuşmuyorum bile farkındaysan yani. O yüzden bence böyle iyi arkadaşlıklar zamanında iyi, birbirine fenalık etmemişsen bu şekilde olması daha doğru yani. Bazı arkadaşlıkların da ömrü var Arta, özür dilerim söyle. Yok yok, bazen işte özleyince de mahsus lafa açıyorsun ya ya da sorulsun istiyorsun. Ya ben o özlemi seviyorum ya. Evet. Hani özlemişse mesela bir arkadaşım yani bir var şey çok uzun ya, yıllar görüştüm Seren, çok yakın arkadaşımdı. Bana aynen Demet'in de olduğu gibi kızımın içinde olduğu bir hata yaptı. Ömrüm boyunca onu bir daha görmeyeceğim ve hiç özlemiyorum. Ama bazen küs olduğum bazı kız arkadaşlarımı özlüyorum. Tabii. Bir tanesinin adını söyle. Şimdi küs değilim mesela ama ben barışıyorum. Mesela Demet'le bir arkadaşım küsken, dedim ki. Özledim mesela Demet'i. Çünkü Demet'le bak şöyle bir şey, içsel olarak küs olduğum biri onun var. Onun iyi olduğunu biliyorsun. İyi insan olduğunu biliyorsun. Ve işten o sevgi zamanla oluşmuş sende o yıllarca. Onu sevmişsin. Hı hı. Şimdi bir şey yaptığı zaman tabii kızıyorsun kendinle alakalı bir şey. Ama hiçbir zaman o gerçek kızgınlık değil. Ama gerçek fenalık da yok ortada. Yani onu da bir söyleyelim. Şimdi gerçek fenalık arkadaşının sırrını gidersin satarsın. Arkadaşının sevgilisine bakarsın. Onlar fenalıktır. Onlarla zaten bir tane özlemeyebilme şansın yok ama. Benim Demet Akalın da birini özlemiş herhalde ya da özleşmişler. Özleye özleye onu mu özledin yani? Yani o gerçekten hani Fatih Yüreğe 9 basar hani. Anakondalıkta ve pitonlukta yani. Kime özlemiş? Demetçiğim. Bak. yani. Olabilir. Özlemiştir. Neyse bakalım. Peki. Biz şimdi Demet'le tatile edelim. Gidiyoruz biliyorsunuz. Nasıl geri döneceğiz merak ediyorum. Bu gidişin dönüşü olacak. 30 yıllık arkadaş hadi dedik beraber gidelim. Beraber gidiyoruz bakalım Las Vegas'a. Çok neler güzel geçsin bekliyor. İnşallah. Peki. Adel sizi bekliyor. Democuğum nasıl istiyordu? Bana tarihlere baktırıyor. Hangi günde, hangi ayda Adel'in konseri var? Ne oldu Adel? Ya şu Adel muhteşem bir fikirmiş. Seren gitmeyeceğim diyor. Ben o gün başka problem. Yani Adel'i dinleme şansım var. O gün şeye gidecek bu. Mahsun kırmızı gibi çıkıyormuş. Las Vegas'ta. Yani hepinizle valla benden yani her şeyi herkes gördü benden önce. Neyse ben ilk iki tane hayatıma böyle arabeski girdi diye siz de beni kökenden harcadınız. Ben yine takılmamıza izin vermedi. Gördün mü? Bak yine. Bak, ben sevmiyorum bir konser. Ben o gün başka bir program yaptım orada arkadaşlar. Herhalde. Konsere gideceğim oralarda. Ender Saraç'a geçelim ya. Ender Saraç'ın i̇şte başı konser. Dert. Ender Saraç'ın eşi kelebek ödül törenine kendisiyle değil de partneriyle katılmasıyla alakalı bir şikayeti var. Ama şikayeti böyle onu çeke çeke kendisi evet yani dile getiriyor. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerimiz var tabii. Bakalım buyurun. Davetli olduğu ödül törenine eşi değil partneriyle katıldı. Açık ve net, açık ve net. Kocasını kırmızı halıda iş arkadaşıyla gören Doktor Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç çılgına döndü. Telefonuna sarılıp ikilinin fotoğrafını çeken öfkeli eş sosyal medyada ateş püskürdü. Ortalık karıştı. Ender Saraç eşine yakalandı mı? Onun dışında akşam çok geç var. Yemeğin tok karnı tatlı. Yemeğin. Yanlış anlaşıldı.
anlaşılma kurbanı mı? Bir de ne yerseniz yiyin, keyifle, sevgiyle yiyin. Televizyon programlarında sağlıklı beslenme tarifleriyle ünlenen Doktor Ender Saraç, kadınların güvenini sarsacak bir haberle gündeme geldi. Kıskançlık krizine giren eşi doktoru ifşa etti. Davetli oldukları ödül törenine Benan Saraç tek başına katıldı. Sosyal medyada yalnız paylaşımları dikkatlerden kaçmadı. Aynı anlarda eşi Ender Saraç, partneri astrolog Aygül Aydın'la kırmızı halıda belirdi. Benan Saraç sosyal medyada ateş püskürdü. Eşi ve partnerini fotoğraflayan Benan Saraç, Ender Saraç'a gözdağı verdi. Adam olmayı öğreneceksin dedi. Fotoğrafa düştüğü nota, beni yine yalnız bırakıp şu kadını davetten içeri sokarken benim için boşver şizofren dedi. Nasıl yani? Pardon? Ender kendine gel yavrum. Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S**in gidin şimdi. Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım diyerek tepkisini gösterdi. Yetmedi, takipçisinin eşini sizin yanınızda olmalı yorumu üzerine açtı ağzını, yumdu gözünü. Şunları söyledim. Çok haklısınız, yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aileyle ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içeriden bitiren bir duygu. Takipçilerinin yorumlarına cevap vermeye devam eden Benan Saraç, evliliğini bitirmediği, kontrolün kendisinde olduğunu söyledi. Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç sözlerine şöyle devam etti. Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım, şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkini yürümeye çalışmasın, fena yaparım. Yok bugün çok karizmatik görünüyorsun falan. Görmemeye çalışıyorum o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük, nasıl binalar inşa ettik? Kolay mı yıkmak, yıktırmak? Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal. Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm, zoru görünce kaçıyor birçoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya? Nerede emek, binanın temeli? Yık, bitir hemen. Biraz uğraş, biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkesin bir kaldırma gücü var. Unutmayın. Zehir zemberek sözleri üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ender Saraç, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu şöyle savundu. Aygül Aydın hanımefendi benim kız kardeşim gibidir ve 4 yıldır beraber kitap ajanda yazdığım kişidir. Evlidir. Eşini de tanırım. Çok saygın bir kişidir ve bir çocuğu vardır. Kendisiyle o gün kitap fuarında beraber imza günümü bitirdikten sonra yine yeni kitap ve röportaj için kapıda buluştuk ve hemen röportaj verip törene bile kalmadan ayrı çıktık, dedi. Açıklamanın devamında ise ödül töreninin düzenleneceği mekanın kapısında karşılaşıp içeri beraber girdiklerini ve yaşananların tamamen bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu dile getirdi. Aygül Aydın iddialara sert çıktı. İki paylaşım yapan Aydın, önce güneş balçıkla sıvanmaz, ikinci paylaşımında ise Allah düşmanın bile şereflisini versin dedi. Ender Saraç dün yaptığı açıklamadaysa evliliğimde sorun yok, yanlış anlaşıldık dedi. Evet, çok normal bir şey, benim şey iş arkadaşım. Beraber kitap yazdığım hanımefendi. O kadar ya, hiçbir şey yok yani, normal iş arkadaşımla. O ev sahibiydi sağ olsun. İçeri girdik, o kadar yani. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir şey yok yani. Eşinin birlikte katılacaktık, beni yalnız bıraktı iddiası içinse doğru değil dedi. O doğru bilgi değil. Açıklama yapmak şöyle söyleyeyim kendisi. Hani şey, ispatlı konuşalım o zaman. Hikayede 7-8 saat önce günlük öğleye kadar Trabzon, öğleden sonra TÜYAP imza günü, akşam Altın Kelebek diye kamuya açık duyurum var. Aslında çok anlaşılabilir gözüken bu olayın neden bu kadar büyüdüyse merak konusu oldu. Ortaya atılan o iddia akılları karıştırdı. Benan Saraç yuva mı yıktı? Ender Saraç 2004 yılında ilk eşi Sevgi Saraç'tan boşanmak için dava açtı. Ancak eşinin boşanmaya yanaşmaması üzerine davası reddedildi. O tarihten sonra çift bir daha bir araya gelmedi. Çiftin boşanabilmesi için gereken yasal süreye bir ay kala gönlünü Benan Saraç'a kaptırdı Ender Saraç. Önce bebek, sonra nikah modasına uydu. Ender ve Benan Saraç 7 yıllık birlikteliklerinin ardından ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken nikah masasına oturdu. Şimdi Benan Hanım eşini törende bayağı telefonlarının story bölümünde açarak karşılıyor ve diyor ki
Bakın diyor, ben varken diyor. Partneriyle geliyor. Bunlar ajandanın peşinde diyor. Bir kitap yazmışlar. Ajanda da ajanda, ajanda da ajanda. Yalnız benim orada dikkatimi çeken Ender Bey hiç bakmıyor kadına. Yani Ben Hanım'a hiç bakmıyor. Gayet röportajında partneriyle devam ediyor falan. Hiç orada yok gibi davranıyor. Bence Ben Hanım'ın yaşam tarzından ve paylaşımlarından zaten uzun süredir rahatsız Ender Bey. Şimdi ben biraz sayfasını inceledim. Hmm. Ayrılar Hanım'ın... mı acaba? Efendim? Yani aynı evin içerisinde ayrılar biraz mı? Biraz farklı gibiler. Mesela magazin muhabirleriyle Montenegro'ya gidip orada dergiye kapak olmak falan. Kim yapıyor onu? Ben Hanım. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim Bircan'cığım. Ben Hanım ne iş yapıyor? Yani işte. Kapak oluyor. Yani niye yani hı-hı kapak? Ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şimdi eğer ben bir protokolda bir evliysem, eğer benim kocam da oraya tek başına gidebilir. Hani bazen tek başına evet, da katılabileceği evet yerler olur. Ama yanında birisi olacaksa, birisi yanında olacaksa ona eşlik edilmişse, onun eğer geliyor karısı da varsa oraya karısının da gitmesi doğaldır. Kusura bakmayın, ben burada bu konuda o Benan Hanım'ın yanındayım. Neden? İnsan bir yere iş arkadaşına gidebilir. Ben Arto ile gidebilirim. Tohmayı almayız. Ama bu bizimle alakalı bir gecedir. Diyelim ki işte mesleğimizle alakalı bir gecedir. Bizi oraya zaten Tohma'nın işi yoktur. Benim erkek arkadaşımın işi yoktur. Biz Arto ile katılabiliriz. Tohma da buna hiçbir şey gösterir. Ama burası zaten bir şey ödül gecesi. Yani müzik sektörünün falan işte oyuncular, dizi oyuncuların ya, sanat camiasıyla yani bir buraya doktorun, sence kimle katılması lazım? Eşiyle katılması eşiyle lazım. Bana göre. Yani ama bir iş arkadaşıyla katılıyor diye de onun arasında bir şey olacak anlamına yani tabii ki gelmez. Yani böyle bir şey bu da olmaz. Evet. Ama ben oradayım ve kocam da aynı yerde. Tamam, hanımefendinin üslubu biraz yakışıksız olmuş. Çok ileriye gitmiş. Öbür tarafında evli olduğunu unutmuş. O tarafında bir eşi var. O zaman o tarafın da eşi sen ne hakla Ender Saraç'la oraya gidebilirsin diyebilirdi. Ki böyle bir şeyin olamayacağını düşündüğü için adamcağız böyle bir şeyi lafını bile etmemiş. Buradaki bence huzursuzluk, bence Ender Saraç'ın bilmiyorum ama bunun öncesinde de hanımefendiyle arasında bir soğukluk olduğunu. Zaten günlerdir yeni döndü. Montenegro'dan yeni döndü. Günlerdir hanımefendi magazincilerle yurt dışında. Seren. Ona yani katılacak bir mesaisi yoktu yani. Hmm. Beyefendi ona göre plan yaptı ve partneriyle katıldı. Yani iş arkadaşıyla katıldı. Ben ama de şimdi Ender Bey'in aynı kızdığını gecede. Tam gelmiş işte. Nereye? İşte Montenegro'dan ayağın tozuyla geliyor hanımefendi. Şimdi karı koca bu geceye karısının yetişeceğini biliyor mu? Yetişebileceğini. Diyor ki beraber gidelim diyor. O da işim var diye. Belli ki zaten Ender Bey'in oraya gitmesinin gönlü yok yani karısının. Aşkım ama ben de bak şimdi hepimiz evli. Biz de bir tarafı bak hanımefendinin üslubunu ve tavrını beğenmedim. İşte hepimiz evliyiz hayatım. Sen başka bir yerde Montenegro'dasın magazincilerle. Tamam ama yetişebildiğime göre kocam ya, da benimle gidecek. Yetişmek başka, sen niye gittin o zaman? Günlerce magazincilerle orada tek başına. Beni niye götürmedin, ben de senin kocanım. Ama onun eğer kocası buna müsaade ettiyse bize ne? İşte bence etmedi Serencim, o yüzden bunlar oldu bence. Ha yani şimdi bak hani ben bence olabilecek varsayımlardan yola çıkarak ya, yola çıkmıyorum ben. Çünkü izin verdi mi? Verdi, vermedi. Adam da diyebilirdi ki ben Montenegro'daydı kendisi. Ben de kendisine izin vermedim falan. Adam böyle bir şey demiyor. Diyor ki adam ben bir iş arkadaşımla böyle bir geceye ben Ender Bey'e inanıyorum. Bu arada kesinlikle aralarında yani, çok olmadı ben Ender Bey'e kesinlikle inanıyorum. Ender Bey düzgün bir adam. Yani iş arkadaşının hele evli bir iş arkadaşına bakmayacak. Diğer hanımefendiyi hiç tanımıyorum. Ama böyle bir şeyin zaten diğer hanımefendi de evli, doğru mu? Olasılığı tabii. Olasılığı olmayacağı öyle da çok çünkü. Hani bana açıkçası çok aşikar. Yani burada biz netiz. Ama şuradan da bakıyorum. Evliysem zaten karımın da karakterini de az çok biliyorsam bir başka kadınla gittiğim zaman oraya benim karımın huyunu suyunu biliyorsam buna arıza çıkartacağını bilmem lazım. Size bir başka bir bomba söyleyeyim. Söyle. Doğru mu değil mi tam netliğini bilmiyorum. Aslında Show TV Ben Hanım program teklif ediyor. Fakat Ender Saraç elinden alıp Ben Hanım'ı diskalifiye ediyor. Uzun süredir böyle şeyler olur ve olayı çatlatıyor aile birliğini. Bu tip şeyler.
Yani belli ki onlarda bir zaten bir kopukluk var. Kocasına var. Güvensizlik de zaten bundan dolayı çünkü oluştu. Güvensiz bir background'u var. Ama ben hiçbir erkek için mezardan babam çıksa bu adam bunu yapmaz demem. Ama fotoğraf olarak baktığımız zaman bazen içten, hırstan, sinirden görünmüyor. Dışarıdan baktığımız zaman bu hanımefendi evli. Gerçekten Ender Saraç'la bir arkadaşlıkları var. Orada kapıda görüşmüşler. Yani kapıdan içeriye birlikte girmişler. Kapıda karşı. Ama şurada bende biter. Benim kocam benimle aynı salonda. Ve ben başkasının oturuyor. Ve benim yanıma gelmiyor. Ve ben kocamla salonda yan yana mı değilim. Bu bana çok anormal gelir. Böyle bir şey ben de kabul etmem. Siz de kabul etmezsiniz. Ben onu yani televizyondan çekiyor zannediyorum. Benan da mı aynı salonda? Tabii ki. Orada. Hatta Benan Hanım'ın şöyle bir açıklaması var. Burada bir anormallik var. Evet, anormallik devam ediyor Seren. Yani. Benan onları çektikten sonra Benan Hanım kendisinin katıldığı partnerini gösteriyor. Bakın ben böyle insanlarla katılıyorum diyor. Böyle genç bir çocuk var yanında. O diyor bunlarla katılıyor diyor. Şimdi evet. Benan Hanım'ın belli ki bir hırsı var. Bu arada Benan Hanım'la Ender Saraç'ın evliliklerinin başlamasının tarihi de tuhaf. Ender Bey daha boşanmamışken Benan Hanım hamile. Evet o yıllarda Sevgi Saraç'la birlikte. Sevgi Saraç'la beraber. Evli, mi? Evli. Tabii. Ender Bey. Dolayısıyla evlilik birliği devam ederken galiba. Şimdi bunu bundan net miyiz arkadaşlar? Tabii, tabii, tabii. Net miyiz? Net. Net. Tabii, tabii, çıkan net haberler ve işte, her şey. İşte, o zaman şöyle oluyor. Yani o zaman. O yüzden güven yok işte onu diyorum. Nasıl başladığını biliyorsun ya. Kendinden o zaman biliyorsun. O zaman başka bir yuva yıkılarak bu yuva evet. Yani bu evlilik kurulmuş. İşte aslında birçok erkeğin yanılgısı o evlilik bitmeden daha gencini, daha refreshini bulacağım diye o evliliği bitmesine ve o kadının incinmesine yol açıyorlar. Ve tercih ettiği kadından çok daha büyük bir darbe yiyorlar. Ve ben tahmin yani. Ediyorum ki Benan Hanım'ın Ender Saraç'la ilgili çok önemli bilgileri var ve söylemiyor değil mi? Şeyleri var. Şöyle diyor bak. Bu elinde tuttuğu şey onun için bu kadar güzel. En zor zamanlarında yanında ben işte oldum. Ayağa kaldırdım onu. Aynen. Bir aile ile ikinci baharını verdim ona diyor. Şimdi şöyle bir evet. Şey. Tabii ki fedakarlıklar yapan kadınların sillesi tokatı çok sert olur. Çünkü emek vermişlerdir falan filan. Şimdi bu ilk evlilik meselesini ben bilmiyorum. Evet. Sizden duyuyorum. Şöyle Sevgi Hanım boşanma davası açılıyor. 6-7 yıl falan Ender sürüyor. Ender Bey açıyor Sevgi Hanım reddediyor. O yüzden dava düşüyor. İlk eşi mi? Tabii. Evet. Dava düştüğü esnada yani onlar 2004, boşanamazken. 2004 yılında başlıyor dava çift 2011 yılında boşanıyor. O zaman, çok uzun o süre. O zaman şöyle çocuklar o zaman bu hanımın o evliliğini bitirdiğini söyleyemeyiz. Tabii ki öyle bir şey. Yani onu söyleyemeyiz. Çünkü hepimiz boşanırken şimdi bazen mal mülk bir para falan yani çekişmelilerde bazen 3-4 yıl sürüyor ne yapacaksınız? Yani hiçbir şey yapmadan öyle bir saçma sapan şunu bir şey olmaz. Şunu söyleyebiliriz. Yani. Resmi nikahı devam ederken sevgiyle bu hanımefendi hamileydi. Onu söyleyebiliyoruz. Ama 10 yıl bir ayrılık gitmiş şey Bircan. 10 evet. Yıl. Bazen para pul yüzünden ayrılamıyorlar. Evlilik birliği bitmiş. Ayrı 3 seneden sonra zaten hani otomatikman zaten o evliliğin bittiğine kanaat veriyor. Bu bilgiyi vermek durumundayım. İşin ahlaki boyutunu bilmiyorum. Şimdi bazı insana göre işte bu evliyken beraber oldu vay falan diyoruz ya boşanma sürecindeyken ben kendi eski eşim de başka kadınlarla beraber oldu yani boşanma sürecindeyken ne yaparsın ne yaptın diyemem çünkü artık evlilik birliğimiz bitmiş evleri ayırmışız boşanmayı bekliyoruz mahkemeyi bekliyoruz hı hı. Dolayısıyla bu esna şimdi bu süreçte tanıştılarsa 10 yılda anca boşanmışlar o yüzden ben bu hanımefendiyi bu anlamda karısı evet bunun yüzünden ayrıldık demediği sürece ben bir şey söyleyemem. Zaten şu andaki konumuz da buradaki kimin haklı olduğuyla hanımefendinin üslubu diğer hanımı çirkin bir şekilde tabii zan altında zan bırakıyor. Altında çünkü bırakıyor. Eğer ki evliyse çok kıskanabilirsin. Evet, evet kocan hatalı olabilir. Şurada hatalı Ender Bey bence. Benim karımın olduğu bir platform. Yani bir davet. Ay ben onu televizyondan çekiyor zannediyorum yok, biliyor musun? Olmaz. O daha büyük skandal. Kıyafet o. Diyelim ki aranız kötü ve karım geldi oraya. Onu da o seçeneği de işaretleyelim. Aranız kötü ve karım oraya geldi. Ben yine de karımla oturmak durumundayım.
En azından yanına uğrarsın, öpüşürsün, koklaşırsın. Uğramak ne demek? Aynı hayır, evde yaşıyoruz. Benim karım. Belki angajmanda bir problem yoksa hani uğrarsın. Hayır, gelirim, otururum, hani lütfen derim. Burada bir şeylik çıkartma. hiç bakmıyor bile ya. Ender Bey bakmıyor bile. Çekiyor böyle burnuna kadar, hiç bakmıyor diyorum sana. İşte bunu, bu doğru ay, ben değil. Ben bunu televizyondan çocuklar, zannediyorum. Çocuklar burada bakın üslubundan hatalı olduğunu söylüyorum. Diğer hanımefendiyi zan altında bırakmasının doğru olmadığını söylüyorum. Evli bir kadın, eşi var onun. Ama şurada haklı, benim kocam bir davette, ben o davete geldiğim zaman o bir başka hanımla orada oturamaz. Peki. Hiç kimse de böyle bir şey müsaade etmez. Burada haklı yani, kusura bakmasın. Şimdi Melis Sezen. Ender Bey'in böyle bir şeyi yaptığını hiç asla düşünmüyorum. Zaten, ben ama şey olarak, davranış şekli olarak karın gelmişse karınla oturacaksın. Evde hesaplaşırsın, sonrasını kendin bilirsin ama o şartlarda doğru olan tablo bence bu. Peki. Şimdi Melis Sezen'e gidiyoruz. Melis Sezen Miami tatilinin bütün perde arkasını anlattı. Ha. Ayağının tozuyla geldi, bir markanın yüzü oldu ama Miami'de neler yapmış bir dinleyelim, buyurun. Sadakatsiz dizisinin başarılı oyuncusu Melis Sezen sosyal medyada gündem olan Miami tatili sonrası ilk kez konuştu. Çok da özlemişiz birbirimizi. Hatta dedik, "Aa, burada mı buluşacaktık?" Tatil sonrası ayağının tozuyla yeni bir markanın yüzü olan güzel oyuncu Miami tatilinin perde arkasını nasıl anlattı? Oraya hep birlikte aslında sadakat. Viral olan Kerem Bürsin'le yaptıkları İngilizce röportaj için ne söyledi? Kerem Bey'le biz orada tanıştık. Sabancıların veliahtı Fethi Sabancı Kamışlı ile çıkan aşk haberlerini doğruladı mı? Benim hayatımda... Melis Sezen, Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla ekranlara damgasını vurdu. Derin karakterinin yanı sıra ödül törenindeki kendine has repliği de Sezen'in unutulmazları arasına girmişti. Dizide senaryo gereği yıldızının bir türlü barışmadığı Asya karakteri, yani Cansu Dere ile Miami tatili yapan, hem de yüz olduğu markanın galasına Kerem Bürsin'le katılan Sezen, hem iş hem tatil dedi. Cansu da bizimle birlikteydi, Fatih Bey de. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok eğlendik. Birlikte çok da özlemişiz birbirimizi. Hatta dedik, "Aa, burada mı buluşacaktık?" Çok keyifliydi. Yakın arkadaşı Cansu Dere ile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen güzel oyuncunun pozlarına beğeni yağdı. Galada Latin oyuncu Carlos Ponce ile olan dansıyla ve Kerem Bürsin ile yaptığı İngilizce röportajda dikkat çeken Melis Sezen, Türkiye'ye döner dönmez yeni bir iş birliğine daha imza attı. Marka lansmanında muhabirlerin sorularını cevaplayan oyuncu uzun zaman sonra ilk kez konuştu. İlk olarak Miami tatilinden bahsetti güzel oyuncu. Keyifli geçti diyor. Sezen, reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in yurt dışındaki başarısından da oldukça memnun. Çok keyifli geçti Miami. Oraya hep birlikte aslında Sadakatsiz, orada Telemundo diye bir kanal var ve hepiniz biliyorsunuzdur. Telemundo'da Sadakatsiz yayınlanıyor ve inanılmaz bir ilgi gördük. Latinler Sadakatsiz'e bayılıyor. Latinler bayılıyor. Yani beni gördükleri gibi "Aa, Derin" diye geldiler. Yani direkt diziye o kadar hakimler ki direkt Derin diye geldiler ve Melis Sezen'den İngilizce röportaj yaptığı Kerem Bürsin hakkında itiraf gecikmiyor. İlk kez tanıştım. Çok keyifliydi. Kerem Bey'le biz orada tanıştık. O da çok tatlı bir insanmış. Sezen dansıyla çok konuşuldu. Latin oyuncu Carlos'a da Miami'de tanışmış. Salsa yaptığımı söyleyince hemen böyle çat ya, hadi o zaman yapalım dedi. Yaptık, öyle küçücük bir şey. Adının aşk iddialarına karıştığı, Sabancıların veliahtı Fethi Kamışlı Sabancı içinse net konuştu. Hayatında kimse yok. Benim hayatımda hiç kimse yok. Özel hayatımda hiç kimse yok. Bakalım Sezen oyunculuk kariyerinde mi yoksa reklam kariyerinde mi ilerleyecek? Melis iyi bir oyuncu. Başarılı, genç ve son derece fresh de görünüyor. Biraz aynen, kilo almış değil mi Seren? Ya da yanlış makyaj. Kilo almaya müsait bir kız. Yapısı değil mi? Evet. Evet, tatlı olmuş ama biraz da kiloya dikkat etmezse sıkıntı olabilir. Şimdi şöyle, bir Sadakatsiz orada bir kanalda yayınlanıyor. Telemundo'da. Ve herkes artık onları biliyor. Derin diye hitap etmişler. Çok hakimler diyor diziye. Çok başarılı bir çocuklar. Bütün yapım şirketinin başarısı tabii bu. Bizim dizilerimizin ne kadar başarılı olduğunu size
anlatamam. Evet. Çok feci bir furya. Maşallah. Yani burada çok neman alınacak şeyler var. Dolayısıyla doğru kullanılırsa ülkemiz için büyük katkı, büyük bir ticari şey muhteşem girdi. Biliyorsun ekiple gittiler. Evet. Özel bir bizim hava yolumuzun da gecesi vardı. O bana geceye bak, Kerem katılmak. Kerem ve Melis olur mu? Olmaz. Niye? O kadar Kerem Bey dedi ki böyle şey. Hiç olma, belli olmaz Kerem ben Kerem Bey. Yeni tanıştığı için falan Kerem. Hoşuma gitti bunlar. Evet, sarı sarı. Biliyor musun hiç hoşuma gitmedi. Çok sarılar be. Her ikisi ne de alakası çok sarı. Var renkle? Çok tatlılar ikisi de sempa. Ay çok hoşuma gitti. Boyu boyuna da mı uydu diyorsun? Evet. Ben vallahi bu ikisinin arasında bir şey olsun. Biliyorsun Sabancıların veliahtı Fethi mi? Evet, Kamış'ta. Fethi çok tatlı çocuk ama o ekipten hiçbir şey olmaz kimseye. Ciddi anlamda bu sektördekilere. Biliyorsun Melis'i ne zaman ne kimle görmüştük? Yaparlar yani öyle düşünüyorum ben. Melis'i kendi okul arkadaşıyla görmüştük değil mi? Okul arkadaşıydı ve çocuğun çok iyi bir ailesi vardı falan. Keşke de öyle de olsaydı arkadaşım. Melis de güzel iyi bir okulda okumuş zaten. Evet. Bu Melis'in elleri çok kırmızı ya. Ya bir de bence üşüyor. Ama elinde bir onda bir şey mi acaba bir hastalık mı? Bir insanın eli ayağı hep üşüyor bazı insanların. Bazen bir kırmızı hakim olunca o deliye de yansıyor galiba. Biraz kamerada da kilo olabilir. Almışsın, dikkat Sedef et. Mi gibi mi? Yok ha? Yok. Ne o? Kızarıyor. Yok, yok bazı insanların delilerinde var. Elinde hep şey bak. Hep kırmızı kız evet. Kıpkırmızı. Enteresan. Şey bir de böyle kilo açık tenlilerde oluyor. Evet. Ay bu yazık et. Bronzlaşamazlar. Çok fena bir şey olur tabii. Bu. Aa, doğru hassas bu. Sempatik. Evet. Çok sempatik. Ben bir arkadaşımla İsviçre'den Fransa'ya geçiyoruz. Üstü açık araba. Bak huduttan geçtik. 10 dakika sonra geri dönmek zorunda kaldık. Neredeyse birinci derecede yanık oldu. Aa! Birinci derecede. Ay ben sabaha kadar... İnanamazsınız. Evet. Geri döndük yani. 10 dakikada. Kim arıyor? Komiser. Yine kim bilir ne kime. Yani karakoldan arıyorlar. Bizim biz burada... Gülüyoruz ama bağrımızda taş basıyoruz. Evet. Seren Kerem'le Melis'i yan yana gördü ve dedi ki ben onları yakıştırdım. Vallahi çok yakıştırdım. Çok vibe alamadı. İkisi de devamı. Vibe. O vibe alamadı. O kız da mesela öbürküsünde olduğu gibi böyle enteresan hırslar ve şey yok. Sempatik bu. İkisi iyi vakit geçirebilirler, dans ederler falan. Cıvıl cıvıllar. Bu kız öyle hırslı değil. Yani ha, bu arada evet. Bunun ama bazı adamlar kaşınıyor hırslı. Hayatım. Bazı adamlar hırslı. Böyle kendisini yerle bir edecek, ihanet edecek kadınları seçmekte bence ısrar ediyorlar. Bu çocuk yoruldu bu işten. Bu Melis ona iyi gelebilir. Ay bu Melis'le ikisini çok beğendim. Ay ben hiç alakalı hadi duyuralım bari. Hadi size buna voodoo yapıyorum. Ay inşallah Fethi'yledir ya. Hı? İnşallah Fethi'yledir ya. Ama Fethi'den bir şey çıkmaz. Allah. O gruptan. Onun için yani böyle daha iyi. İstese bununla bir sonu olur. Dizide evet. Olur mu? Sonu belki. Olmazsa da isteyen olmaz, istemeyen olmaz. Aile karışmaz. Burada huzurlu bir ilişki yaşar bu çocukla. Bence böyle daha eğlenebilirler. Çok tatlılar. Bak bakışlarına bak. Olur bu iş. Eyvah. Yani ben öyle bir şey... Kerem iyi bir çocuk ya. Ben yani, Kerem'i çok biz iyi buluyorum. Biz Kerem'leri evet. Seviyoruz biz. Bütün Kerem'le. Bak Kerem Alış'ı seviyoruz. Zaten o benim canım. Şeyi seviyoruz. Onu Kerem Bürsin'i. Ay çok iyi bir çocuk. Kerem Bürsin'i de seviyoruz. Ben Allah Kerem Bürsin. Öbür Kerem ne? Kerem Yıldırım. Ne? Kerem Yıldırım. Kaan. Kaan'ı seviyoruz. Onun da adı Kerem olsun. Evet. Kerem başka kim var? Kaan işte ben onu Kaan'ı Kerem diye karıştırdım. Kaan. Bak nasıl bildim? Sen anlıyorsun. Biz Kerem'leri de Kaan'ları da. Kerem ve Kaan'ları seviyoruz. Ve Kıvanç'ları. K harfini seviyoruz biz. Evet. Kenan'lar da var. Evet. Gerçekten K sever bir masa. Evet. Çok K masayız ha. Çok K. Bunlar çok K. Evet onları seviyoruz. Hepsi doğru düz adamlar vallahi. Evet. Peki devam edelim. Melis'in de Miami tatili güzel geçmiş. Aramızda Miami tatili güzel geçenler varsa. Evet ya çok güzel geçti. İnanılmaz Bodrum'un en pahalı otelinin lansmanı ve şeyi vardı gecesi. Maça ile ilgili bir şey. Hmm. Yani bizi çok iyi tanıtan bir otel ve çok pahalı bir otel. Onun 4 gece muhteşem lansmanları ve partileri vardı. Çok güzel geçti. Keyifli geçti. Ya Türkiye için valla gurur duyuyorum. Şu anda Latinler, Amerikalılar herkes biliyor. Muhteşem. Herkes biliyor çok muhteşem. Güzel ya. Bizim yüzümüzü
yüzümüz için çok iyi oldu. Evet bu ya. Diziler. Yani bizim için evet. Çok iyi. Bütün Medif ailesini yürekten tebrik ediyorum. Aa, bravo abi. Yani. Benim arkadaşım bir restoranı var. Adını şey koymuş. Nasıl orada diye söyleyebiliriz herhalde. El Turco. Evet. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Evet. Böyle yapıyor Latinler. El Turco, El Turco. Orada Türk çünkü yemekleri var. Turco, evet, Türk yemekleri var. Ve tabii onlar da hep Türk dizileri ya. Turco, abi sen Turco. Mesela Türkiye'den gidiyorsan Türk yemeği yemek evet, istiyorsun. Evet, ben çok klasik bir adamım abi ben ya. Öyle sevmem. Ben de orası tamam. Ne meşhursa onu yani yiyeyim. Çok 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 lüks yerlere de gidiyoruz. Çok enteresan yerlere gidiyoruz. Zaten mesela bin... bir restorana gidiyoruz. Tuvaletine sadece 10 milyon, 20 milyon dolar harcanmış. Seksi bilmem ne diye ismi. Çok meşhur Londra'da, Amerika'da. Düşün tuvaletine sadece 20 milyon dolar mı ne harcanmış? Aa gidemezsin. Yaşıyor hayat. Ve orada servis. Bütün Amerika'yı yedi. Bütün Amerika'yı yedi, Türkiye'yi de yedi. Doğru yani mu olacak? Tuvalette selfie çekerken Müge Anlı geldi aklıma yemin ederim. Aa sen ama bugün telefonunu da kaldır. Ay hep yeşilsin sen bir göster telefonunu. Tuvalet, evet. Aa adam yeşerdi ayol. Tuvalet, çok güzelsin herkes bugün. Herkes yalnız gömleğime bayılmış. Ay bugün çok güzelsin. Yeşil yakıştı sana. Hadi şimdi Berdan Mardini'ye gidelim. Abla gitmiştik sabah yeter artık. O tay. Hatta bu başka aşk. Berdan aşkı yakalandı. Yeni bir aşkı mı yelken açtı acaba? Berdan Mardini söylemezsem olmaz programı. Berdan Mardini şovları buyurun. Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin aşk kaçamağı söylemezsem olmazı yakalandı. Berdan Mardini yeni bir aşkı mı yelken açtı? Ara git ara. Kiminle görüntülendi? Aşk iddialarına ne cevap verdi? Onun hakkında konuşmak istiyorum. Hayır, hamaken. Onun hakkında konuşmak hayır, istiyorum. Hayır, ünlü türkücü Berdan Mardini geçtiğimiz günlerde bir mekan açılışına katıldı. Sahneye çıktı, sevilen şarkılarını söyledi. İzleyicileri enerjisiyle coşturdu. Dönerci Serkan Mutlu ve Gökhan Çıra ile bir araya geldi. Kardeşim. Arkanızda duruyor. Onun üzerine bile kuruldu. Ama ben Gökhan'ı çok sevdim. Gerçekten çok kıymetli bir kardeşimiz. Ancak Mardini pek röportaj yapma taraftarı değil gibi bir yere acelesi var. Sempatik tavırlarıyla gönlümüz kazanan başarılı şarkıcı Mehmet İl Erbil hakkında yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Onun hakkında konuşmak istiyorum. Mardini Erbil'le arasında çıkabilecek bir polemiğin önüne yaptığı açıklamayla geçiyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemedi. Mehmet Ali benim canım. Mehmet, aynen, bak ya bir dakika. Hı. Mehmet Ali'yi ben çok seviyorum. Hı. Mehmet Ali abi benim abim. Niye? 2003 yılında Aman Aman adlı şarkı çıktığında Çarkı Felek'te sürekli Aman Aman'ı okumuş bir adamdır. O için benim için onun yeri ayrıdır. Ve Mardini kaçmaya başlıyor. Aracına doğru giderken yanındaki bir hanımefendi dikkatimizi çekti. Muhabirimiz Mustafa da takibini sürdürüyor. Kameramanımız kaydı bir an olsun durdurmuyor. Abi. Hadi görüşürüz. Abi görüşürüz. Allah'a emanet. Berdan Mardini yeni bir aşka mı yelken açtı? Yanındaki güzel kim? Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Anıl. İddialara göre Berdan Mardini, basketbolcu Melis Talay'ın kardeşi Aslı İncer'le birlikteymiş. Genç kadın yüzünü saklamak istedi. Ara git, ara update istediği zaman. Tamam abi. Görüşürüz. Tabii bu iddiaları bir de Berdan Mardini'ye sormak istiyoruz. Çünkü içeride aralarında aşk iddiaları konuşulan hanımefendi Berdan Bey'in sahnesini ilgiyle takip etti. Bu aşk bizi hazır mıyız? Harca hiç korkma. Ve bir ara birlikte görüntülendiler. Tabii ki tarafların söz hakkı baki. Sevdiğim elim bu aşk bizi. Olabilir mi sizce bu aşk? Yani kız tabii hemen kaçmış onun için bilemiyoruz. Yani kız kendini göstermeyince. Tabii niye kaçmış sence? Niye acaba yani? Ama daha ilişkisinden emin değildir yani bence. Değil mi ondan bence ondan de. Ne olacak? Ama Arda şey dedi değil mi? Ama sonra Bilal de bize bir şey dedi. Evet, onun için evet. Yani evet. Ama madem benim tatilim
madem iptal ben yakarım diyorsun. Hani. Yakarım. Berdan... İkisi genç herhalde. İkisi de zaten evli değil, barklı değil. Ondan yani... kaçmış diyor. Ondan kaç. Yok bence daha çok taze yoksa bir şey. Yoksa yani Berdan utanılacak bir çocuk değil. Niye kaçtı? Herhalde. Aynen. Herhalde yani. Neden yani? Anlamadık. Berdan şey demiştir belki. Yüzünü gösterme demiştir belki kıza. Çünkü tanınan bir kız. Bir basketbolcunun kız kardeşi. Aa. Evet. Basketçinin kız kardeşi. Sen de Zeynep Koçak gibi oldun. Peki. İnşallah hayırlı olur. İş, artık inşallah düzgün bir tabii kadın hayatına girer. Ve evet evet. Mutlu olur Berdan. Üç tane çocuğuna, üç değil mi? Üçtü. Üç evladına da ne güzel bakıyor. Ya i̇yi ben çocuk. Berdan'ı çocuk, gerçekten seviyorum. Evet. Berdan çok düzgün, iyi bir çocuk yani. Bence bir de bir proje patlatacak bence. Bizim bilmediğimiz bir proje patlatacak bence. Bence ha? Berdan yılbaşında bize gelsin. Çok güzel şarkı. Şu Ayaz Geceleri. Ya patron ya Bilal Özbilge şu şarkıyı sonra ver. Çok seviyorum. Ayaz ben. Geceleri istiyor. Lütfen. Ayaz sıfır geceleri. Şarkı mı? Bilinen bir şarkı mı? Bilal Seçen vardı işte ya. İşte o yüzden diyorum. Onun şarkısı. Tamam. Zaten bugün burayı radyoya çevirdiniz. Biricam da VTR'ye giderken izleyelim yerine dinleyelim diyor. Şimdi dinliyoruz. Kürdeli Hicazkar makamda. Baştaki röportajını alır mısınız görüntüyü? Bir şey göstereceğim orada. Selin Cihacı'nın kocası. Bunların hepsini istiyorsun. Reklamlardan sonra konuşabilir misin? Ben zaten bir şey istediğim zaman bu sana ve bu sana program rica... reklamlara gidiyor. Hadi reklama gidelim. Küstüm oynamıyoruz. Çilenin en büyük hatası şarkıları döverek okumak. Çok burada Berdan... dövmeye müsait bir şarkı. O, hem öyle hem de sesi de müsait ona. Berdan da çok iyi okumaya başlamış. Berdan da ne güçlü ses evet. Ya. Çok biliyorsun, güzel okumuyor. Berdan canlı performanslara geliyor ya buraya. Sabahın bu saatinde zil gibi okuyor yani. Bir de repertuarı falan da çok iyi. Şarkıları da çok iyi seçiyor. En yakın zamanda ağırlamak isteriz vallahi. Evet evet. Berdan gel şu şarkıları söyle ya burada. Ay hatta keşke yeni yılda Berdan'la girsek. İnşallah. Muhteşem olmaz mı? Neden süper abi? Olur valla gelse. Berdan'la yılbaşına girmek bilmiyorum iyi fikir mi? Ama şarkılarıyla olabilir tabii. Yok ya yani şarkılarıyla evet. Taytıyla. Taytı. Taytıyla. Ha baksana bir dakika şu resmi geri alın. Bunu istemiştin şu ama. Şu resmi geri alın. Ya bu Selin Cihacı'nın eski kocası saz gibi orkestra gibi durmamış mı? Klarnetçi gibi yani değil mi sanki böyle şey Berdan'ın orkestrası. Ve de o da orkestradan Gökhan biri gibi durmamış mı Gökhan Çıra? Ben çok seviyorum o çocuğu. Bana yani. Da Gökhan Çıra'yı. Bir şey demedim ya. Klarnet çalıyor demek. Virtüözler var ya bir sürü değil mi? Yani sen niçin söyledin kıyafetinden mi? Hayır hepsi siyah ya. Ha. Orkestra sanki Berdan Mardin ve orkestrası gibi durmuyor mu arkada? Bana da şey geldi. Bana öyle gibi geldi bir an. Diyorum mesela... nereden tanıyorum bu çocuğu diyorum. Meğerse Selin'in eski kocasıymış. Gökhan'ı bir tanısan çok seversin biliyor musun? Gökhan'ı? Ben hiçbir negatif bir şeyim de yok. Ben pozitif bir şeyim. Yani hiçbir şeyim yok çünkü hiç tanımıyorum. Mutlaka iyidir. Yani ya. Kesinlikle Selin'den 10 kat daha iyi sana bir şey insan olduğu kesin de. Selin de Gökhan'ın. Şimdi. Selin de... Sen, ben istiyorum sana. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani. Hayır bir şey söyleyeceğim. Selin aradı beni hepimiz için. Ve çok güzel şeyler söyledi. Ben sen de barışını zannettim. Ben zaten barışığım onunla. Zaten benim ona yaptığım yani kim yaptı? Ne söyle yani. Bakayım anlat bakayım ben yok, yemin yok, ediyorum. Hayır, ölümü şey görüyorum. Ayol o hiç o hiç. Ama çok güzel ama şeyler Gökhan, söyledi. Gökhan iyi çocuk. Ben Selin'e de hep söylerim. Gökhan ya kocanı senden daha çok seviyorum. Evet. Çok iyi bir adam. Gerçekten böyle kardeşim gibi. Aynı fikirde. İyi bir insan o. Allah yolunu açık etsin. Bana da böyle geride durması tatlı geldi. Aynen. Tatlı hiç girmemiş. Öyle hiç girmemiş. Çünkü orada sanatçı olan zaten Berdan abi o da seviyor böyle işleri. Ama orada sanatçı olmayanlar var. Hepsi kadrajda yani anladın mı? Yani onlar orkestra değil Gökhan... mi? Ne orkestrası bu? Abi kulis değil mi burası? Bana kulis. Hayır burası döner mekanı. Ben tamamen hani genelde sanatçılar kuliste röportaj yapıyorlar. Sonrası sandın sen. Sahne sonrası sandın. Sahne sonrası bunlar yemek yemişler. Yemek sonrası. Bunlar hepsi niye siyah giymişler? Ben onu anlamadım. Şey orada. Ben de hani orkestrada simsiyah çıkar ya ben bunu orkestra zannettim hepsini. yok yok ya burası bayağı restoran. O bu şimdi, siyahlı hanım mı? Değil. Bu hanım burada değil. Bu hanım biz böyle onları konuşurken önden biniyor. O hanım kimdi? O hanım ya gördüğümüz hanım değil Berdan'ın hanım. Berdan çok iyi bir çocuk. Hiç gerçekten sadıkta kalacak bir çocuk. Efendi de bir çocuk. O yüzden çok Berdan'la ilişki bir çocuk. Yani düzgün bir çocuk. Kendi ekmeğini kendisi parası aynen. Kendisi kazanıyor. Kimse ona hesap soramaz falan. İyi mutluluklar dileriz. Tam, bizden tam destek.
Merdan'a her zaman evet. tam destek. İyi olana demek. İyi. Kusura bakmayın. Benim için fark etmiyor. Kim nereden gelmiş, nereye gitmiş. İyi olan iyi. Kötü olan kötü. Senden yani. Bir kapanış sözü alalım. Öyle mi? Evet. Efendim, kapanış sözü şöyle güzel akılda kalsın. Yarın. At gibi gider. Çok şeyi. Yarın çok şey gebe. Yarın çok şeylere gebe. At iti izli iti ne izli. At izli iti izine karışacak.